Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Tarafsız Bölge Ankara'dan sizlere sesleniyor. CNN Türk Ankara stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Konuğumuz HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Hoş geldiniz Selahattin Teşekkür Bey. Ediyorum. Merhabalar. Hoş bulduk. Biz genelde sizinle Diyarbakır'da çok sık birlikte olduk, birlikte program yaptık. Bu akşam da Ankara'dayız. Evet. Hiç İstanbul nasip olmadı ama pek İstanbul'a gelmiyorsunuz yapmadık galiba. Yapmadık mı? Hiç İstanbul'da yapmadık. Umarım en kısa zamanda bir İstanbul'da buluşuruz. En kısa zamanda belki seçim öncesinde konuşuruz. Tekrar hoş geldiniz çok programımıza. Çok konu var. Size soracağımız çok soru var. Merakla da izleyicilerimiz bekliyorlar. Bugün gün boyu sosyal medyada duyurularını yaptık. Onlardan da çok sayıda sorular var. Ben biraz sistematik gidelim istiyorum. Bu akşam siz de izin verirseniz önce bu türbe operasyonu, Şahfırat operasyonunu konuşacağız. Ardından çözüm sürecinde gelinen son nokta nedir onu konuşacağız. İç güvenlik paketi ki siz çok önem veriyorsunuz onu konuşacağız. HDP, baraj, seçim hazırlıkları, aday adayları onları konuşacağız. Ve daha birçok başlık konuşacağız ama ana başlıklarımız bunlar olacak. Birazdan başlayacağız programımıza. Tekrar hoş geldiniz diyorum size. Teşekkür ediyorum. Tarafsız Bölge başlıyor. Az sonra Selahattin Demirtaş'la karşınızda olacağız. Evet, tekrar birlikteyiz. Başlıyoruz. Şimdi başlamadan önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum sayın seyirciler. Twitter'dan Demirtaş'a soruyorum başlığıyla sorularınızı iletebilirsiniz. Demirtaş'a soruyorum başlığıyla gelen sorularınızı da HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ileteceğiz, soracağız. Tekrar merhaba. İsterseniz merhaba, hemen başlayalım. Gündemin en önemli konularından biri olan bu türbe operasyonu, Şahfırat operasyonu. Bir sabah kalktınız. Siz de herhalde sabah kalkınca öğrendiniz değil mi? Aslında gece. Birkaç gün öncesinden bazı medya organlarında tartışmaları vardı. Özellikle internet medyasında. Dedikodu şeklinde daha çok. Aslında çok da dedikodu değil. Yani yerel kaynaklara dayalı bazı analizler, bazı yazılar yazılıyordu. Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanan bazı yazılar vardı örneğin. Bunlar hani orada bir hareketliliğin olduğuna dair somut verilerdi. Fakat bu çerçevede bir girişimin, hareketin olacağına dair tabii ki biz de olduğu saatlerde öğrendik. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Siz doğru buluyor musunuz? Yani sizce rasyonel olan, akılcı olan, mantıklı olan bu muydu? Oradaki askerlerin canlarına bir şey gelmesin diye alınmaları, getirilmeleri, daha sınıra yakın ve güvenli bir bölgeye getirilmeleri, türbenin de getirilmesi filan. Yani bunu siz mantıklı, doğru buluyor musunuz? Yapılan bunca hata sonrasında gelinen noktada hükümetin çaresiz kalarak bunu gerçekleştirmiş olması dışında başka bir seçenek yoktu. Yani buradan baktığınızda oradaki insanlar efendim IŞİD'in rehinesi olsunlar ya da IŞİD'le çatışsınlar ya da katledilsinler diyemezsiniz tabii ki. Sonuçta insan canı söz konusu. Fakat bugüne kadarki hatalar silsilesi hükümetin bu en son pozisyona düşmesine vesile oldu diye düşünüyorum. Yoksa yeni ortaya çıkmış bir durum değil. Suriye politikasının temeli hatalıydı, yanlıştı. Oradan başlayan 3 yıllık bir geçmişe sahip Suriye politikası o hataların bir sonucuydu. Ve son sonucu bu değil diye düşünüyorum. Daha vahim şeyler de ortaya çıkabilir. Kaygısı taşıyorum doğrusu. Yani şimdi 40 yönüyle değerlendirebiliriz Süleyman Şah meselesinde ortaya çıkan siyasi, askeri, diplomatik yönleri. Fakat şunu şöyle bir düşünmek lazım. Bir hükümet düşünün ki bir türbeyle ilgili bir girişimde bulunuyor, bir operasyon gerçekleştiriyor. Fakat işin özü, gerçeği, mahiyeti, niye olduğu, niye yapılmak zorunda kalındığı konusunda kendi kamuoyuna doğru bilgi vermiyor hükümet. Sürekli bir çarpıtma içerisinde, sürekli bir manipülasyon içerisinde, bir zafer havası yaratarak bunu yapma telaşı içerisinde. Doğrusu her kafadan bir size? Ses çıkıyor. Yani doğrusunu aslında hükümet niye bunu yaptığını çıkıp kamuoyuna açıklamalı, kendi kamuoyuna açıklamalı. Ya düşünün ki şimdi örneğin Hollanda hükümeti
Orada böylesi bir operasyon yapmak zorunda kaldı. Hollanda hükümeti veya Fransa ya da Almanya hükümeti çıkıp kendi kamuoyuna doğru bilgilerle, yanlışlarla, doğrularıyla, eksikleriyle, hatalarıyla bir bilgilendirme yapar. Kendi parlamentosuna yapar, kamuoyuna yapar. Bütün bunları açıklar. Bizim hükümetimiz ne yapıyor? Büyük bir zafer kazanılmış gibi inanılmaz bir hatalar zincirini bir kenara bırakıp kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Bu maalesef ki AKP hükümetinin çok klasik bir tarzıdır. Bu tür şeylere tevessül etmemesi lazım hükümetin her şeyden önce. Orada bir IŞİD politikası hatası vardır. IŞİD'e doğrudan dolaylı sunulan destekler var. IŞİD'in orada büyümesi sonrasında hem bölge için hem Suriye halkları için hem Türkiye için tehdit oluşturan bir gelişim seyri var. En niyetinde gelip Süleyman Şah Türbesi'nde tehdit edilmesine kadar dayanmıştır. Şimdi bunlar hiç olmamış gibi, aniden ortaya çıkmış bir gelişmeymiş gibi ve hükümet büyük bir zafer kazanmış da bu operasyonu gerçekleştirmiş gibi neredeyse hükümeti eleştiren herkesi de vatan hainliğiyle suçlayarak cevap vermesi doğru olmamıştır. Çıkıp bir özgüvenle hükümet hatalarını kabul etmiş olsa, bu konuda öz eleştirisel bir yaklaşımla biz şu yanlışları yaptık ama bundan sonra bu yanlışları yapmayacağız. Şunu da yapmak zorunda kaldık. Oradaki personelimizi getirdik. Türbeyi de taşımak zorunda kaldık. Bu devleti küçültmez, hükümeti küçültmez. Milletin onurunu kırmaz. Tam tersine makul mantıklı gerekçelerle anlatabilirseniz bu hatadan dönüşün de bugüne kadar gerçekleştirilen yanlışların düzeltilmesi konusunda da kamuoyuna umut verir. Ama sonuçta olan da bu. Yani sizin söylediğiniz olan. Hükümet bunu yapmıyor ama. Dikkat edin. Ama hükümet, bunu herkes anlayabilir yani. Hükümet burada bir zafer ortaya çıkardım deyip buradan hatalarını da kabul etmeyen, yani biz hata yaptık demiyor. Ortada bir öz eleştiri falan yok. Tam tersine kendisini eleştirenleri vatan hainliğiyle suçlayan bir yaklaşımla karşı bir atağa geçmeye çalışıyor. Ve buradan Pirus zaferi bile diyemeyeceğimiz bir zafer çıkarmaya çalışıyor. Bir askeri bir siyasi zafer edasıyla bütün bunları yapmaya çalışıyor. Peki sizin açınızdan hani tamam diyorsunuz ki bu birçok yanlış ve hatalı politikaların sonucu olarak yapılan bir işlemdir, operasyondur diyorsunuz türbenin ve oradaki askeri personelin getirilmesi. Ama getirilmesi gerekirdi diyorsunuz değil mi siz? Yani orada IŞİD tehdidi altında tutmamak gerekir. Son haliyle eğer IŞİD artık türbedeki askerleri rehin alma, çatışma pozisyonuna girmişse, hükümet de bunu göze alamıyorsa, bir savaş riski ortadaysa, önünde başka seçenek yoksa, bunu yapmış diye oradaki insanların hani ölüme terk edilmesini savunacak durumda değiliz elbette ki. Bu insani bir durumdur. Bizim açımızdan mesele öncelikle böyle bakıyoruz. Şey etkilemiyor mu sizi mesela? Orası bizim vatan toprağımızdır. Vatan toprağı terk edilemez. Sen nasıl vatan toprağını terk edersin? Son kalmış orada bir, yani küçük de olsa bize ait bir, atalarımızdan kalmış vatan toprağını terk ettin, bıraktın şeklinde eleştiriler de var yoğun bir şekilde. Şu anda, o eleştirileri şu anda hayır, yani böyle bir hani duygusallığa kapılarak meseleye bakılamaz. IŞİD başlı başına şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin her santimetre karesini tehdit eden, vatan toprağının her santimetre karesini tehdit eden bir örgüttür. Buna sesinizi çıkarmayacaksınız. Bir futbol büyüklüğündeki vatan toprağı olarak ifade edilen yer terk edildi diye kıyameti koparacaksınız. Bu tutarsızlık olur. IŞİD Türkiye için bir tehdit değil mi? Vatan toprağının her santimi için bir tehdit. Suriye'de de tehdit, Suriye'de gelişiyor olması da tehdit, Türkiye'nin geleceği açısından da tehdit. Ben bu yönünün görülmüyor olması, göz hasır altı ediliyor olmasından rahatsızlık duymamız gerekir diye düşünüyorum. Siz oradaki küçücük bir toprak parçacı çerçevesi için hassasiyet göstereceğinize esas IŞİD karşıtı bir hassasiyet gösterin diyorsunuz. Bunu yapmadınız bugüne kadar. Bununla ilgili halen bir şey söylemiyorsunuz. Tam tersine Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü çıkıp PYD terör örgütüdür diyebiliyor. Aynı cümle içerisinde IŞİD terör örgütüdür de diyemeyecek bir pozisyondaysa vatan toprağı halen tehdit altındadır. Yani o futbol sahası büyüklüğündeki toprağın çok ötesine bir tehdit söz konusudur. Hükümet yüzüne gözüne bulaştırdı diye düşünüyorum. Yani seçim öncesi şöyle bir pozisyona düşmek istemediler herhalde. Belki IŞİD orada uzun süredir varlığını koruyordu ama Musul Konsolosluğu'na benzer bir rehine pozisyonu ortaya çıksa seçim öncesi hükümet daha zor duruma düşecekti. Bunu göze almaktansa şimdilik böyle bir operasyonla buradan da bir askeri siyasi zafer edasıyla yararlanırız diyerek bunu gerçekleştirdi. Aksi takdirde hükümetin seçim öncesi IŞİD'e karşı tavır almaya zorlayacak. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini fiili olarak IŞİD'e karşı operasyonlara katılmaya zorlayacak bir durum ortaya çıkabilirdi.
bu rehine krizi, rehine durumu ortaya çıkmasın diye belki de hani IŞİD'le danışıklı bir şekilde, belki de konuşarak, izin alarak, diplomatik girişimlerle bunlar gerçekleştirildi. Yoksa ortada bir siyasi askeri zafer yok. Belki diplomatik bazı görüşmeler sonucunda gerçekleşmiş bir seyahatti aslında, bir nakildi sadece. Peki IŞİD'den eğer sizin iddianız doğruysa, yani IŞİD'le görüşülerek danışıklı bir şekilde yapılma ihtimali söz konusuysa bu operasyonun, aynı zamanda PYD ile de görüşüldüğüne dair. Bunu Sayın Başbakan'ın kendisi söyledi zaten. PYD'ye bilgi verdik. Bilgi dedi. Verildiğini söyledi. Bilgi midir, izin midir, bu çok tartışılacak bir kavram değil ama sonuçta PYD'nin onayı olmadan, desteği olmadan bu operasyonun gerçekleşmeyeceğini herkes biliyor. Kimsenin konuyu başka yerlere çekmesine gerek yok bence. Bu çok ters bir durum da değil. Yani bunu niye büyük bir özgüvenle, rahatlıkla, hatta memnuniyetle ifade etmez ki Türkiye? Orada Türkiye için tehdit olan PYD değil. Bu çok net ortaya çıktı. Zaten PYD'den bugüne kadar Türkiye'ye en küçük bir tehdit cümlesi bile ifade edilmiş değil. Buna rağmen PYD terör örgütüdür ama IŞİD'e de laf söylemeyelim noktasında olunursa halen demek ki dış politikada ve içerideki politikalarda köklü bir değişiklik yok anlamına gelir. Ama herhalde PYD'yi PKK'dan farklı görmüyorlar. PKK eşittir PYD. Dolayısıyla PKK terör örgütüdür, PYD de terör örgütüdür. Böyle PKK... PKK ile diyalog kurmuşlar, müzakere yürütme aşamasına gelinmiş. Bu da bir çelişkidir herhalde. Yani PYD zaten Türkiye'ye karşı bir faaliyet içerisinde değil de... Müzakere yürütmelerine rağmen PKK için terör örgütü demeyi, sürdürmeyi tercih ediyorlar. PYD için Türkiye'de böyle bir karar yok. Bakanlar Kurulu kararı yok. Uluslararası arenada böyle bir karar yok. Türkiye mahkemelerinde böyle bir karar yok. Siyasi olarak çıkıp ben bu örgütü terör örgütü ilan ettim demenin de hiçbir karşılığı yok. Aynı PYD yetkilileri Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'la resmi bir görüşme gerçekleştirdiler. Türkiye burnunun dibinde kendisine barış mesajı veren, kendisine çözüm, birliktelik, kardeşlik eli uzatan bir örgütü niye ısrarla terör örgütü olarak ilan eder? Böyle bir yapıyı neden dışlamak ister? Bunun bence doğru sorgulanması lazım. Hatalı, yanlış bir politikadır. En nihayetinde Suriye'deki krizin derinleşerek devam ettiği ve edeceği görünüyor. Yani Süleyman Şah meselesi belki geçici olarak şu anda bir hani hukuku da çiğneyerek, uluslararası hukuku da çiğneyerek bir tedbire dönüşmüş durumda ama umut ediyorum ki daha büyük krizlerle, daha büyük sorunlarla karşılaşmaz Türkiye. Peki Kobani eğer IŞİD'in eline geçmiş olsaydı Türkiye bu operasyonu yapabilir miydi, bu türbe operasyonunu? Bilmek zor tabii ki. AKP hükümetinin IŞİD'le ilişkileri iyi. Yani belki daha rahatlıkla da yapardı, bilemiyorum tabii ki. Fakat PYD ile bir sorun, bir sıkıntı yaşamadı. Ortada doğru olan da budur. Çünkü PYD orada işgalci bir güç değil. Oranın halkıdır. Orada yaşayan insanların kendi oluşturdukları savunma gücüdür. En doğrusu oranın halkıyla, öz gücüyle ilişki kurmak. Türkiye açısından da bence en faydalı olan, en yararlı olan bu olacaktır. Zaten türbenin yeni yeri de PYD kontrolünde. Tabii. PYD kontrolünde. Evet. Tehdit altında da değil. Yani PYD Türk bayrağı için bir tehdit değil. PYD efendim Süleyman Şah Türbesi için bir tehdit değil. Zaten hali hazırda IŞİD Süleyman Şah Türbesi'ni kuşatmamış olsa, PYD kontrolü ele geçirmiş olsaydı belki bir müddet sonra 2 kilometre yaklaşmıştı PYD. Bir müddet sonra PYD'nin kontrolüne geçmiş olsaydı Süleyman Şah Türbesi tehdit altında da olmayacaktı. Yani orada Türkiye'nin resmi toprağı olarak bilinen o türbe PYD kontrol altında, daha güvencede, saygılı bir yaklaşım içerisinde olacaklardı diye tahmin ediyorum. Bu arada biliyorsunuz Türkiye'de bir polemik de var. Polemiğin bir tarafında Cumhurbaşkanı var. Hatta şöyle söyleyelim, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı var. Diğer tarafında da MHP lideri Devlet Bahçeli var. Devlet Bahçeli Genelkurmay Başkanı'nı eleştirdi. Bu vatan toprağını evet, nasıl terk ettin diye, sen Harbiye'de vatan dersinden kaçtın mı diye ağır bir eleştiride bulundu. Cumhurbaşkanı önce Bahçeli'ye ondan çok daha ağır bir şekilde karşılık verdi. Sen Genelkurmay Başkanı'nın tırnağının paresi olamazsın dedi. Genelkurmay Başkanı da bu polemiğe girdi. O da kendini savundu ve cevap verdi. Siz bu düelloyu, söz düellosunu, bu polemiği, bu tartışmayı
Nasıl yorumluyorsunuz? Sizin pencerenizden nasıl görünüyor? Partilerin kendi eleştirileri, kendi bakış açıları kendilerine bağlar. Biz az önce ifade ettiğim bakış açısına sahibiz ama seçim arifesine yaklaştığımız her dönemde milliyetçilik yarışı başlar Türkiye'de. Türkiye'de milliyetçilik kaşınarak, milli duygular üzerinden hassasiyetler oluşturularak bir şekilde seçmen etkilenmeye çalışılır. Zannedersem bu da gösteriyor ki seçim yaklaştıkça benzer atraksiyonlar karşılıklı gerçekleşecek. Yoksa öyle zannediyorum herhalde kimsenin umurunda değil Süleyman Şah Türbesi çok da. Fakat ne kadar oya dönüştürebiliriz bunun gayreti içerisindedir. Genelkurmay Başkanı'nın bu tür polemiklerin içine girmesini nasıl karşılıyorsunuz? Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı benim Genelkurmay Başkanım diyor. Yani kendisinin Genelkurmay Başkanı'na laf söylenmesine asla tahammül edemiyor. Ve Genelkurmay Başkanı da bu mesajı almış olmalı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini bu derece koruyor olması bir herhalde özgüven patlaması yaratmış olmalı ki bir siyasi partiye doğrudan cevap verme gereği duyuyor. Çok şık değildir. Yani askeri makamların siyaset makamına doğrudan cevap vermesi çok şık değildir. Arzu ediyorsa tekzip edebilir, dava açabilir. Fakat bunun dışında hangi siyasi parti olursa olsun orduyu eleştirebilir, güvenlik kurumlarını eleştirebilir, cumhurbaşkanı veya diğer makamları da eleştirebilir. Ama bürokratların, memurların bu şekilde cevap vermesi doğru değil. Daha önce AKP biliyorsunuz bu konularda çok rahatsız bir tavır sergiliyordu. Genelkurmay başkanlarının açıklama yapmasını çok arzu etmiyordu. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Genelkurmay Başkanı var. O yüzden beraberce açıklama yapmaktan herhalde rahatsızlık duymuyorlar. Salih Müslim'le görüşüyor musunuz? PYD. Bazen uluslararası konferanslarda denk geldiğimiz oluyor elbette. Son bu türbe meselesinden sonra bir temas kurma şansınız oldu mu? Hayır, görüşme şansımız olmadı. Basından açıklamalarını takip ettik onların da. Operasyonun PYD izniyle yapıldığını siz de açık kaynaklardan biliyorsunuz. Yani özel bir bilgiye sahip değilsiniz bu konuda sanıyorum. Tabii PYD kaynakları açıklamalar da yaptı. Daha Süleyman Şah operasyonu başlamadan PYD kaynakları aslında açıklama yaptı. Bu tür girişimlerin olduğu, bu tür görüşmelerin olduğunu belirttiler. Yani PYD'nin desteğini almak, PYD'nin ya da iznini almak niye abes olsun, niye tuhaf olsun? Yani sonuçta siz başka bir ülkenin toprağına giriş yapıyorsunuz ve o ülkede yerli bir güç var, oranın yerli gücü var. Siz onunla diyalog kurmuş olmakla küçülmüş olmazsınız. Onu saklamanın, bunu gizlemenin hiçbir alemi yok. Yani Türkiye'de birileri eleştirecek diye bir gerçeği saklamanın aslında çok da rahatsız edici olmayan bir gerçeği saklamanın bence çok da anlamı yok. Bu hani inşallah şunu dedim, PYD ile Türkiye arasında doğru ilişkilerin iki tarafa da kazandıracak, gerilimi, tansiyonu düşürecek, Türkiye'nin içine de pozitif yansıyacak bir ilişkilenmenin vesilesi olsun diye biz temenni ettik. Başlangıcı olabilir belki. Şüphesiz ki niye olmasın, yani düşmanlık üzerine hiçbir gelecek kuramayız. Hükümet bu konuda bu kadar korkarak açıklama yapmak yerine bence çok daha rahat bir şekilde Türkiye'ye gerçekleri anlatsaydı, Türkiye toplumu bütün bunları anlayabilecek genişliğe ve erdeme sahiptir. Yani buradan yola çıkarak vay sen neden PYD'den izin aldın falan demez kimse. Sonuçta Türk ordusu Türkiye içerisinde bir yerden bir yere hareket ederken PYD'den izin almış değil. Bir başka ülkenin resmi toprağına giriş yaparken bütün bu kurallara, kaidelere uyulmuş olmasının neyi tuhaf olabilir ki, neyi yanlış olabilir ki? Peki bu konuyu bitirelim. Bütünüyle aslında cevapladığınız sorularımı. Bir başka konu var. Bu operasyon çerçevesinde yine gündeme geldi. Kobani. Evet. Şimdi ne durumda Kobani? Hani bir Kobani kurtuldu dendi. IŞİD tehlikesi. Tamamen atlattı mı? Hani o çevresinde sarılıydı IŞİD güçleri tarafından. Son durum nedir Kobani'de? Gelen bilgiler Kobani kent merkezinin ve etrafındaki köylerin çok önemli bir kısmının IŞİD'den temizlendiği yönünde. Ama galiba hani Kobani merkeze uzak olan köylerde, güneye doğru olan köylerde de halen çatışmalar sürüyor. Hala IŞİD varlığını sürdürüyor. Sürdürüyor. Yani. YPG'nin, PYD'ye bağlı güçlerin, YPG'nin bu konuda operasyonları sürüyor. Halen bu vahşet barbarlık örgütü tümüyle oradan çıkarılmış değil. Fakat tabii sadece Kobani değil mesele. IŞİD bugün
Suriye'nin birçok yerinde var. İşte Irak'ta var, Kürdistan bölgesinde var. Erbil yakınlarına kadar, Kerkük'e, Şengal'e kadar her tarafa sızmış durumda. Yani Orta Doğu halkları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kobani belki bir kırılma yarattı. IŞİD'in yenilebileceğine dair bir umut yarattı. IŞİD'in geriletilebileceğine dair bir inanç yarattı. Ve vahşet karşısında insanlık onurunun direnince kazanılabileceğine dair bence somut bir örnek yarattı. Fakat mesele bitmiş değil. Tehdit henüz bitmiş değil. Tamamen bitmiş değil. Değil tabii ki. Kobani için de henüz tümüyle yani bitmiş değil. İşin şu kısmına gelinmedi o zaman. Kobani'nin yeniden imarı, yeniden insanların, göç eden insanların oraya geri dönmeleri. Tümüyle başlamadı tabii. Kısmen, bunlar başlamadı. Kısmen geri dönüşler oldu. Bildiğim kadarıyla birkaç bin insan geri döndü. Fakat tümüyle yerle bir olmuş. Neredeyse %100'ü tahrip olmuş. Yani yeraltı, yerüstü bütün yapılarıyla enkaza dönmüş bir kent görünümünde. Yeniden inşası konusunda tartışmalar var. Sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, uluslararası yardım kuruluşları tartışıyorlar elbette. Fakat çok kolay olmayacak. Yaz ayları yaklaşıyor. Yani giderek daha fazla zorluklar yaşanacak diye haberler geliyor. Ama dediğim gibi yani mesele Kobani değil ki. Yani Orta Doğu'nun, Suriye'nin neredeyse ayakta kalan hiçbir yeri hiç kalmadı. Doğru. Bütün insanlar büyük bir sefalet içerisinde, göç, katliam tehdidi içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hepsini bir bütün olarak düşünmek lazım tabii ki. Yani Kobani yeniden inşa edilmeli, bu semboldür, önemlidir. Fakat mevzu orada bitmiyor. Bitmiyor. Halep'te, Humus'ta önemlidir, Şam'da önemlidir, öyle. Kerkük, Musul, Şengal'de önemlidir. Az önce konuşurken PYD'ye hükümet yetkililerinin, Cumhurbaşkanı sözcüsünün terör örgütü demesinden rahatsızlık duyduğunuzu belirttiniz. Ama aynı rahatsızlığı PKK'ya terör örgütü denmesinden dolayı duymadığınız izlenimini aldım. Yanlış Türkiye'de mı? Türkiye'de biliyorsunuz yani bu konuda alınmış resmi kararlar var. PKK'yı terör örgütü olarak tanımlayan kararlar var. Hani buna dayanarak bir Cumhurbaşkanı sözcüsü konuştuğunda elinde bir dayanak var, bir resmiyet var. PYD için böyle bir dayanak. PYD için böyle bir şey olmamasına rağmen ısrarla, hele hele Süleyman Şah Türbesi'nin ve oradaki askerlerin kurtarılmasında rol oynamış, samimiyetle destek sunmuş bir yapıyı çıkıp bu şekilde alenen, hani teşekkürü bir kenara bırakalım da alenen bu şekilde tahkir etmesi, hedef göstermesi son derece yanlış bir şeydir. Siz o bağlamda yakışmamıştır. Eminim ki Sayın İbrahim Kalın sözcü olarak bunu açıklarken kendisi de inanmadığı bir şeyi söylüyordu. Benim demek istediğim, doğrular, gerçekler neyse onu halkla paylaşırsanız halk buna tepki, öfke duymaz. Buradan yola çıkarak hükümet kendi halkına gerçekleri anlattıkça toplumla doğru bağlar kurabilir. Ama bu hükümet çok uzun süredir yalan üzerine, halkı kandırma üzerine bir siyaset yürüttüğü için Kobani meselesinde de, Süleyman Şah meselesinde de yalanlara dayalı bir maalesef ki propaganda yürütmüştür. Rahatsız edici olan budur. Geçtiğimiz günlerde mecliste sizin partinizin milletvekillerinin itirazlarıyla başlayan bir tartışma da vardı. PKK terör örgütü müdür, değil midir? Sanıyorum bundan sonra bu konuyu gündeme taşıyacaksınız ve PKK'nın bir terör örgütü olmadığını mı söyleyeceksiniz? Yani şunun, böyle bir şeyiniz var mı? Ahmet Bey, şunun çözüm süreci, çözüm arayışları, barış süreci kapsamında bence sağduyuyla sağlıklı ele alınması lazım. Çözüm sürecinin nihai olarak ulaşılması istenen amaçlarından bir tanesi de PKK'nın silahsızlanmasıdır. Dolayısıyla görüşme yaptığınız bir örgütün silah bırakmasını kolaylaştıracak, çözümün aktörü olmasını kolaylaştıracak adımları, tartışmaları yapmak Türkiye'nin zararına olmaz. Uluslararası kamuoyu da bu konuda daha fazla destek sunabilir. Bu tartışmalar PKK'nın sivilleşmesine ve silah bırakmasına da yardımcı olur. Yoksa hani PKK terör örgütü olmaktan çıkarılsın, normal şekilde de silahlı faaliyetlerini sürdürsün, yeniden savaş başlasın gibi bir anlayışa sahip değiliz. Bizim demek istediğimiz, Türkiye terör kapsamında meseleye baktığı oranda teröre karşı terörle mücadele konseptinin dışına çıkamaz. Bu da müzakere barış arayışlarının ruhuna terstir. Bunu cesaretle ve samimiyetle tartıştığımızda bütün Türkiye toplumunun yararına sonuçlara ulaşılabilir. Müzakerenin veya çözüm sürecinin amaçlarından birine de ulaşmakta en azından yol açıcı bir tartışma yürütmüş oluruz. Şimdi bu Şah Fırat operasyonunu konuştuk. İkinci konuya geçelim. Tam da sizin sözünü ettiğiniz çözüm süreci meselesine. Bugün
Hürriyet'te yayınlandı. Hüseyin Yayman'la yaptığım bir röportaj. Hüseyin Yayman diyor ki birkaç hafta içerisinde diyor hükümet ve HDP heyeti ortak bir açıklama yapacaklar diyor. Çözüm sürecinde diyor bu çok önemli bir merhale olacak diyor. Yapılacak olan bu açıklamada önemli şeyler söylenecek diyor. İşte PKK'nın Türkiye'de artık eylem yapmayacağı ilan edilecek diyor. Bunun formatı, bu açıklamanın yani HDP heyeti bir tarafta, hükümet heyeti hemen yanında. Bu açıklamanın formatı bile hazır diyor. 21 Mart yani Nevroz'dan sonraya da kalmayacak bu iş diyor. Doğru mu bu? Tabii ki sevgili Hüseyin Yayman'ın kendi görüş düşünceleridir. Bizim daha çok hükümet cephesinin, Sayın Başbakan'ın, çözüm sürecinin yürütücülerinden olan bakanların, sözcülerin söylediklerini esas almamız, dikkate almamız lazım. Eğer böylesi bir ortam oluşturulabilirse biz bunu tabii ki destekleriz. Fakat bunun yine az önceki hükümetin kamuoyunu yönlendirme, propaganda amaçlı biraz da çarpıtmaya, manipülatif yönlendirmeye dayalı bir tarzdan vazgeçmesiyle ancak kısa sürede ulaşılabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi programınız vesilesiyle gerçekten şu son bir ayda çözüm sürecinde neler yaşandı? Açık yüreklikle bunu anlatmak istiyorum. Bildiğimiz, gördüğümüz gerçekler halkımızdan saklayabileceğimiz, saklamamız gereken gerçekler değil. Sonuçta biz Türkiye halkının, insanlarımızın aleyhine bir faaliyet yürütmüyoruz. Çözüm sürecinden muradımız, hedefimiz demokrasi standartlarını yükseltmek, Türkiye'nin toplumsal barışa kavuşabileceği bir ortamı sağlamaktır. Böyle kutsal bir amaç için çalışırken gizli kapaklı, efendim kapalı kapılar ardında iş yapıyormuş görüntüsünü yaratmanın hiçbir anlamı yok. Asıl o zaman kamuoyu tedirgin olur. Haklı olarak insanlar ya ne oluyor diye kaygılanmaya başlarlar. Çözüm sürecinin önemli ölçüde şeffaflaşmasını, şeffaf yürümesini biz hep destekledik. Ne yaşandı bu bir ay içerisinde bakın. Bir virgül atın lütfen. Yani bize son bir ay içinde bir gelgitler yaşandı. Evet, hani, evet. Kamuoyu çok bilgilenemedi bu konuda, anlayamadı ne olduğunu. Öcalan'la Kandil arasında mı bir gerilim var dendi, şu var dendi, bu var dendi. Son bir ay içerisinde yaşananları anlatacaksınız. İsterseniz reklam arası vermemiz gerekiyor. Onu şimdi verelim. Aynen. Hani şey olmasın, bütünlüğü bozulmasın. Aynen, anlatacaklarınızın. O bütünlüğü korumuş olalım. Çözüm sürecinde son bir ayda neler olup bittiğini anlatacak Sayın Demirtaş bizlere. Ve tabii bizim de bu konuda sorularımız var. Onları soracağız. Sizlerden gelen soruları da bekliyoruz sayın seyirciler. Twitter üzerinden Demirtaş'a soruyorum başlığıyla. Lütfen sorularınızı iletin. Ve sanıyorum programın en can alıcı bölümü de şimdi ortaya çıktı. Daha doğrusu bundan sonraki bölümde ortaya çıkmış olacak. Kısa bir aradan sonra, kısa bir reklam arasından sonra hiç kesintisiz Sayın Demirtaş'la tarafsız bölgeyi sürdüreceğiz. Tekrar birlikteyiz. Tarafsız bölgede devam ediyoruz. Bu arada Twitter'da da çok büyük bir ilgi var. Şu anda bu trend topic diyorlar. Evet. Bir numarada. Hem Türkiye'de hem de dünyada da epey ikinci, üçüncü sıralarda. Bu da ilginin yoğunluğunu gösteriyor. Umut ederim cevap olabiliriz dinleyenlere, izleyenlere. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Bu bölümde artık kesintisiz gideceğiz. Çözüm süreci. Şöyle dediniz, son bir ayda bir takım şeyler yaşandı. Çözüm sürecinin biz şeffaf olmasını istiyoruz. Ve ben ne olup bittiğiyle ilgili bilgi vermek istiyorum dediniz. Tabii. Buyurun. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bu son Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında aslında süreçte diyalog aşamasından, yani diyalog aşaması dediğimizde tarafların birbirini tanıma, güven oluşturma, birbirini anlama, birbirinin fikrini, niyetlerini ölçme konusundaki görüşme trafiğiydi, diyalog aşaması. Bu aşama bitmiş olacak ve artık karşılıklı müzakere aşamasına geçilecekti. Buradan da kastedilen şey şudur. Yani bu çözüm sürecinde muhatap olan, taraf olan, katkı sunmak isteyen herkes kendi çözüm projesini hazırlayacak. Bir gözlemci heyet huzurunda taraflar birbirine bu projelerini sunacak, anlatacaktı. Ve
ortaklaşmaya çalışılacaktı. Buradan ortak bir mutabakatla çözüm sürecinin nihai yol haritası çıkarılacak ve bu kamuoyuyla açıkça paylaşılacaktı. İzleme heyeti de bütün bu tartışmalara tanıklık edecek. Dışarıda da olası provokasyonlara karşı bu gözlemci izleme heyeti, üçüncü göz diye tabir edilen izleme heyeti, olası provokasyonlara karşı da uyarıcı olacaktı, tarafları uyaracaktı. İşte süreci zora sokan, ihlal edenleri uyaracak ve süreci rotasına tutmaya çalışacaktı. Bu konuda anlaşmış mıydınız? Elbette ki. Uzun süredir aslında gerçekleşmesi gereken bir durumdu. Fakat maalesef ki bu konuda İmralı'da ciddi mesafeler kat edilemedi. En nihayetinde bir ay önceki bir görüşmede orada yapılan tartışmalar neticesinde hükümetle gelinen aşamanın tespiti ve kamuoyuna duyurulması konusunda bir ortak açıklama yapılabileceği ve kamuoyunu bu konuda bilgilendirme açısından ortak bir deklarasyonla kamuoyuna bilgi sunulabileceği konuşuldu. Doğrusu heyetimiz bunu uygun gördü, İmralı'ya giden heyetimiz. Hükümet de bunu uygun gördü. Evet, gelinen aşamayı birlikte kamuoyuyla, halkımızla paylaşabiliriz dendi. Bir taslak metin hazırlandı kamuoyuyla paylaşmak üzere. Gelinen aşamayı anlatacak, evet, bir metin. Tam olarak aşama nedir, durum nedir, bütün bunları kamuoyuyla paylaşılacak. Olumlu ve olumsuz üzereydi taraflarıyla. Olumsuz bir şey yoktu işin doğrusu, yani bardağın dolu tarafını görüp bundan sonra da neler yapılması gerektiğini ifade eden bir metindi. Bir takvimde öngörüyor muydu hani şu tarihte, elbette, şu yapılacak, elbette, bu tarihte? Elbette. Bu hazırlanan taslak metin hükümet tarafından aslında tümüyle kabul görmedi. Hükümet bu taslak metni kendi beklentileri doğrultusunda değiştirerek bu metni açıklayalım noktasına getirdi. Taslak metni kim hazırladı? Yani heyetimiz tarafından hazırlandı. Yani İmralı'da yapılan görüşmeye denk oradaki varılan noktayı tam olarak tarifleyen ve o çağrıları içeren birebir oradaki tartışmaları yani, tabii ki bizim heyetimizin, HDP heyetinin hazırladığı bir taslak metindi bu. Metinden birkaç şey paylaşacağım sizlerle biraz sonra. Çünkü bunlar gizli, saklı, kirli işler değil. Son derece meşru, doğru, aleni yapılması gereken çalışmalardı. Nitekim kamuoyuyla paylaşmak üzere bu hükümet hazırlıklar yapıldı. O taslağı beğenmedi mi, yani değiştirmek mi istedi? Evet, hükümet bu taslağı biraz da manipüle ederek İmralı'daki görüşmelerin ruhuna ters, aslında orada tartışılmayan veya uzlaşma sağlanmayan şekilde biraz da değiştirerek açıklamak istedi. Biz de bunun doğru olmadığını ifade ettik. Hükümet şunu öne çıkarıyordu taslak metninde. Öcalan PKK'ye silah bırakma çağrısı yapıyor. Mart'ta PKK bir kongre toplasın ve ben de PKK'ye şimdiden silah bırakma çağrısı yapıyorum gibi bir net cümleler içeren bir metne dönüştürmüştü. Biz de şunu söyledik. En nihayetinde müzakere sürecinin hedeflerinden biri budur. Fakat siz bu şekilde yaparsanız iradeyi yanıltmış olursunuz ve sonuç alamazsınız. Bu şekilde yapılacak bir çağrı kamuoyunda aman işte PKK silah bırakıyor ne güzel gibi bir algı yaratır. Gerçekleşmezse, karşılığı bulunmazsa kamuoyu hayal kırıklığına uğrar. Doğru olan şey şu anda gelinen aşamayı tariflemek, özellikle müzakerelerin başlaması gerektiği ve 10 temel ilkede uzlaşma sağlanırsa bu çağrının yapılabileceğine dair bir mesajdır. Orada tartışılan da budur. Biz bu şekilde yapalım. Hani kimseyi aldatmaya, kandırmaya çalışarak bunu yapmayalım. Kamuoyu bunu anlayacaktır. Sonuçta bir müzakere yürüyecek. Temel ilkeleri de ben sizlerle paylaşayım. Yani bunları ilk defa paylaşacaksınız herhalde kamuoyuyla. Evet, yani bunlar kamuoyunun ilk defa duyacağı şeyler değil. Sürekli tartışılan mevzular. Ha, yani bu 10 maddeyi ilk, evet, defa paylaşıyorsunuz. Elbette. Birincisi, demokratik siyasetin tanımı ve içeriğini tartışmalıyız. İlkesel düzeyde nedir? Bu konularda kamuoyuna ortak bir mesaj vermeliyiz. İki, demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının, yani ulusal düzeyde ve yerel boyutlarda yapılması gereken şeyler nelerdir? Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri, yani bizim anayasal vatandaşlık dediğimiz mevzu nedir, ne olması gerekir? Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar. Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları, bunlar bilinen başlıklar. Çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı, bütün bunlar toplumun daha güvenli bir ortamda yaşayabilmesinin temel ilkeleri. Kadın, kültür, ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri neler olabilir? Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik ve eşit mekanizmaların geliştirilmesi.
demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçülerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması, son maddede bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa. Yani hükümet bu konularda en azından ilkesel düzeyde, ben kardeşim Türkiye'ye böylesi bir demokratik reform, demokratik dönüşüm konusunda taahhütte bulunuyor muyum? Bunu açıklayabilirdi. Peki, ve bütün bunlar bu hani, maddeyi, bir günde hayata geçecek mevzular değil. Onu soracağım da şöyle bir şey var. Yani bu mu sizin hükümet ve HDP heyetlerinin ortak açıklamasını yapmasını istediğiniz şey, bu 10 madde mi? Evet, bu 10 madde üzerinde müzakere yürütülecek. Temel ama bunlar çok felsefi ve... Bunlar temel ilkeler işte. Ha, ilkesel yani bunların, şeyler. Bunların tamamı bütün detaylarına kadar İmralı'da tartışılacak, çözülecek diye bir şey yok. Parlamento bu konuda görevlidir. Yeni anayasayı, yasayı yapmak konusunda parlamento. O zaman hedefleri bu olan bir sürece başlayacak, evet, Türkiye. Hedefleri bu olan, bütün bu konularda demokratik düzenlemeleri yapan, yapmayı hedefleyen bir süreç başlayacak. Yani bu hükümet ve HDP heyeti ortak açıklama yapacaklar ve diyecekler ki Türkiye'ye, biz bu 10 madde üzerinde anlaştık. Bundan, evet, sonraki süreçte bu 10 maddenin gerekleri ve ilkesel yönelimi doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu 10 maddeyi müzakere etme konusunda anlaştık. Ha, müzakere etme konusunda. Başlayacak anlaştık. Daha bunlar tartışılmaya. Tartışılacak. Zaten hükümet, tartışma başlıkları bunlar. Tabii. Hükümet şimdi bunların hiçbirini tartışmaya başlamış değil. Zaten kamuoyunda da tartışmıyor, İmralı'da da tartışmıyor, hiçbir yerde tartışmıyor. Bundan sonra yani hükümet, evet, ben bunları müzakere edeceğim. Türkiye toplumuna da bunların değişimi, demokratikleşmesi konusunda bir taahhütte bulunacağım. Bunlar sonuçta demokrasiyi savunan herkesin arkasında durması gereken temel ilkeleridir. Bundan sonra da PKK kendi üzerine düşen sorumlulukları yapacak, Sayın Öcalan çağrı yapacak, kongresini toplayacak, Türkiye'ye karşı silah bırakma dahil olmak üzere bütün sorumluluklarını yerine getirecek. Bu süre zarfında da en küçük bir gerilim olmamasına, bir güvenlik problemi doğmamasına taraflar azami hassasiyet, dikkat gösterecekler ki müzakere süreci sekte uğramasın. Peki o ihtilaf şurada mı? Hükümet size diyor ki önce Öcalan PKK'ya çağrıda bulunsun, PKK kongresini toplasın, PKK artık Türkiye'de eylem yapmayacağını açıklasın ya da silah bırakacağını açıklasın. Ondan sonra belki bunları konuşuruz mu diyor hükümet? Bunu da demiyor. Dikkat ederseniz başbakan, bakanlar ve hükümete yakın köşe yazarları şu 10 maddeden hiç söz etmiyor. Bizim dışımızda bu 10 maddeyi konuşan yok. Hükümet çevresinden şu 10 madde ne olacak, demokratikleşme konusunda ne yapacaksınız diye tek bir mesaj yok. Dolayısıyla sadece efendim silah bırakma çağrısı yapılsın. Yapılsın tamam, biz yapılmasın demiyoruz da. Sonuç almayacaksanız bu çağrıyı niye yapıyoruz? Kamuoyunu niye aldatıyoruz? Kamuoyunu niye yanıltıp umutları kırıyoruz? Peki, biz Başkan, istiyoruz ki süreç sağlıklı işlesin. Bu sonuca gerçekten ulaşabilecek mekanizmaları, usulleri, yöntemleri doğru oturtalım ki gerçekten de sonuca ulaşalım. Derdimiz bu. Bu 10 maddede bir şey yok ki ama. Hani böyle Türkiye toplumunu ayağa kaldıracak. Yok işte. Onu diyorum Ahmet Bey. Çok haklısınız. Yok. Müzakerenin bizim cephemizden, bizim açımızdan çözüm sürecinin zaten özü köklü, kurumsal bir demokratikleşmedir. Herkesin hakkına, hukukuna kavuştuğu, özgürlüklerle kuşatılmış bir ülkedir. Tüm Türkiye için. Tabii ki. Yani burada sadece Kürtleri ilgilendiren mevzular söz konusu değil. Evet, herkesin yani özgürlüğe ihtiyacı var ve bunlar temel ilkeler noktasında hükümet kamuoyuna bir protokolle, evet ben bunları yapacağım, bunların sözünü veriyorum derse, işte biz ev ödevi dediğimizde kıyameti koparıyorlar. Bu ev ödevi topluma, halka karşı borçlu olduğunuz ev ödevidir. Ev ödevini biz vermiyoruz. Bu halk bizden bunu bekliyor, siyasetçilerden bunu bekliyor. Bununla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız. Bırakın bunları konuşmayı. Aynı saatlerde parlamentoya güvenlik yasasını getirip özgürlükleri kısıtlayan, özgürlükleri efendim nefes alamaz hale getiren bir hamle yapacaksınız hükümet olarak. Sizin bu ilkesel 10 maddelik ilkesel yaklaşımınız Türkiye'nin ve hükümetin gitmekte olduğu yerin tam tersi bir yere işaret ediyor. Bu nasıl mümkün olacak? Maalesef yani krizin nedenlerinden biri de budur. Madem çözüm sürecinde samimisiniz, madem barışı bizden çok istiyorsunuz sözde, haydi o zaman demokrasi konusunda paketler getirin parlamentoya. Türkiye'nin şu anda gerilime mi ihtiyacı var? Yoksa bütün bu tansiyonu düşürecek, gerilimi düşürecek, kamplaşmayı, kutuplaşmayı azaltacak yeni demokratikleşme hamlelerine mi ihtiyaç var? Çözüm süreci güvenlik paketi doğuracaksa insanlar haklı olarak soracaktır. Bu nasıl bir çözüm sürecidir, nasıl bir barış sürecidir diye bize de soracaklar, hükümete de haklı olarak soracaklar. Hükümetin
Bu konuda da kamuoyunu yanıltmadan samimiyetle yaklaşması çözümü kolaylaştırır. Aldatmayla, oyalamayla, seçim öncesi kamuoyuna efendim şirin görünmekle barışı getiriyorum, PKK'yı bakın dağdan indirmek üzereyim mesajlarıyla bu işler yürümüyor. Hükümetin oya ihtiyacı var, anlıyoruz. Biz oy almasın falan da demiyoruz. Kendisi bilir, çalışsın, hak ediyorsa oy da alsın. Biz ille hükümet barış sürecinden zarar görsün gibi bir dert içerisinde de değiliz. Ben hep şunu söyledim. Barış AKP'den de kıymetlidir, HDP'den de kıymetlidir. Partilerimizden kıymetlidir, alacağımız oydan kıymetlidir. Şu ülkenin barışını sağlayalım. Ülkemiz için gerekli. Tabii ki. Şu ülkenin barışını sağlayalım. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini güvence altına alalım kardeşim. Seçmenler kime oy verirse biz saygı duyuyoruz. Bizim bu konuda bir itirazımız olmaz. İlle buradan bir oy devşireceğiz derdinde değiliz. Ama bir barış hamlesi yapmadan, kalıcı bir süreç ilerletmeden sadece oya tahvil edecek bir manipülasyon içerisine girilirse bundan rahatsızlık duyarız. Bu peki, doğru bir hamle olmaz. Barış sürecini de riske sokar, tehlikeye sokar. Top HDP'dedir diyorlar da bunları gerçekleştirecek olan HDP değil. Peki, AKP'dir, hükümette olan, iktidarda olan onlardır. Öcalan bu konuda hangi tutum içerisinde? Yani önce bu 10 maddelik mevzu... Kendisinin bu konudaki yaklaşımı neyse HDP heyeti tam olarak bunu yansıtmıştır metne. Nedir peki yani? Metne o da mı diyor? Bunları müzakere edelim. İlkesel olarak gözlemci heyetin huzurunda da bu ilkelerde anlaşalım. Ben bu çağrı yapacağım diyor. Ben zaten peki, bunun için bu süreci başlattım. Demokrasi ve güvenlik birbirini beslesin diye bundan kendisi kaçmıyor. Tam tersine bunları yapmak için ben bu sürecin içerisine girdim şimdi, diyor. Şimdi Sayın Başkan, bir dayatma içerisinde değil kendisi. Adım adım gidelim anlamak açısından. Şimdi Öcalan ve HDP heyeti ve sizler diyorsunuz ki biz 10 maddelik bir müzakere başlığı tespit ettik. Bu başlıkların tümü Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından hayati önem taşıyor. Evet. Ve Kürt sorununun da çözülmesi açısından hayati önem taşıyor. Şimdi diyorsunuz siz hükümetten HDP, hükümet ortak olarak bu 10 maddeyi sahiplenmesini... Evet, müzakere etmesini. Müzakere etmesini, bir gözlemci heyetinde bu müzakereleri gözlemlemesini evet, istiyoruz. Hakemlik etmesini, tanıklık etmesini. Bu süreç başladıktan sonra ve ilerlemeye başladıktan sonra da Öcalan PKK'ya çağrıda bulunacak. Diyecek evet, ki kongreyi toplayın ve silah bırakın. Evet. Bu mudur yani? Evet. Hükümet ne diyor? Hükümet şu 10 madde sonradan tartışılabilir. Önce şu çağrı bir hani öne çekilsin, Öcalan bu çağrıyı yaptı diyorlar. Oysa yapmadı, biz biliyoruz. Heyetimiz orada yüz yüze görüşmelerde bu çağrıyı yapacağım dedi. Yani bu çağrıyı yapmaya hazırım dedi. Ama önce bu çağrıyı yapın, gidin bu çağrıyı yapın demedi. Bunu demiş olsaydı biz bunu da yapardık. Yani biz orada varılan mutabakata ters bir tutum içerisinde değiliz HDP heyeti olarak. Önümüzdeki günlerde arzu ediyoruz ki bu İmralı'da bir kez daha tartışılsın, netleşsin. Ortaya çıkan durum neyse biz gerçekten de hani Öcalan eğer PKK'ya silah bırak çağrısı yapıyorsa bunu engelleyecek bir tutum içerisinde olmayacağız. Bizim derdimiz çağrılar sağlıklı yapılsın, güven verici temelde olsun. Çağrının sahibi de muhatabı da buna güven duyarak yani bir ortada bir hile var, ortada bir acelecilik var, bir aldatmaca var hissiyatıyla bu çağrıya yaklaşmasın. Gerçekten müzakerenin sağlıklı, güven verici bir parçası olarak bu çağrı yapılsın ki muhatapları da Kandil'de buna pozitif, olumlu bir cevap versin. Biz bunu arzuluyoruz. Peki, ama bu durumda kriz oluşuyor işte. Çağrı daha yapılmadan biliyorsunuz Kandil sert açıklamalar yaptı. Peki Kandil'in sert açıklama yapmasının nedeni bunlardan haberdar olması ve tabii ki bütün süreçten haberdar. Hükümetin bu müzakere sürecini bu 10 maddeyle başlatmaması nedeniyle mi kriz çıkartıyor Kandil? Tabii. Müzakere edilecekti. Bu müzakerelerde ilkelerde uzlaşılacak ve bize çağrı yapılacaktı. Ama neden hani çağrı gece gündüz AKP medyasında çağrı yapılmış da HDP engellemiş bunu gibi yaygara koparıyorsunuz diyorlar. Biz silah meraklısı değiliz diyorlar. Hani biz de bu sonuca ulaşılmasını arzuluyoruz. Fakat lütfen müzakerenin karşılıklı güvenilirlik, sadakat, usul ilkelerine uyarak götürün ki hani biz de bizden bekleneni doğru bir şekilde yapabilelim diyorlar. Yani size göre HDP, Öcalan, Kandil, İmralı bu üçgende herhangi bir kopukluk yok. Yok, yok. Bu biz üçgenin durduğu yer aynı. Barış konusunda çok dürüst davranıyoruz. Kesinlikle hiç kimsenin görüşünü tahrif etmiyoruz, saklamıyoruz kamuoyundan.
hükümetten saklamıyoruz, Kandil'den saklamıyoruz. Tarafları aldatmaya çalışarak, düşüncelerini manipüle ederek süreci yürütmüyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Yani HDP ucuz senaryolar, oyunlar peşinde değil. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, hepimizin var. Bunu biz hasretle, özlemle yıllardır bekliyoruz. Bir an önce gerçekleşebilecekse de bunun önüne engel olarak taş koyacak olan düşünce HDP'nin düşüncesi değildir asla. Şimdi o 10 maddeye tekrar bir bakarsak Sayın Başkan, bu 10 maddede, 10 maddenin felsefesini bir cümleyle özetlemek gerekirse Türkiye'nin demokratikleşmesi değil mi? Yani, doğru. Yoksa hani Güneydoğu'da yönetim ne olacak, Kürtlere ne verilecek, Kürtler ne alacak, böyle bir şey yok yani benim gördüğüm kadarıyla. Özgün kimliğe dayalı bir pazarlık süreci değil. Tümüyle köklü demokratikleşmeye ve herkesi ilgilendiren özgürlüklere dayalı bir süreçtir. Biz de başından beri insan hakları ve özgürlükleri pazarlık konusu yapmadık. Al ver meselesi halinde tartışmadık. Şimdi heyet üyelerimiz de Sayın Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, İdris Balüken, son dönemde Ceylan Bağrıyanık ve Hatip Dicle arkadaşlarımız da her gidiş gelişlerinde kamuoyunu bilgilendirirken bu yönünü anlatmaya çalıştılar. Bir an önce müzakere başlasın ki bu başlıklarda bir tartışma yürüsün. Bizler de kamuoyunu gelinen noktayla ilgili sağlıklı bilgilendirelim. Halkımız bunlara çok önemli ölçüde destek sunacaktır. Barış geliyor, demokrasi geliyor. İkisi birlikte geliyor. Hissiyatı ve güven duygusu çözüm sürecine olan inancı artırır. Bunu seçim öncesi alelacele silah bırakmaya endeksleyip ortada böyle bir şey de yokken bu varmış gibi yaparsanız biz de zor duruma gireriz. Yani HDP olarak yarın halk bize soracak, diyecek ki hani silah bırakıyordu PKK, çağrı yaptınız beraber. Ya PKK'de silah bırakmasa ne yapacağız? Biz niye halkımızı aldatalım? Doğru yöntemi izleyelim ki sonuca kalıcı olarak ulaşalım diye bütün bu hassasiyeti PKK'nın gösteriyoruz. PKK'nın silah bırakması neden bir koşula bağlı olsun? Eğer bırakacaksa bıraksın. Kandil mi bunu koşulları öne sürüyor? Yani bu 10 maddeyi müzakere edin, İmralı neyi diyorsa bu müzakere... Sayın Hakan, sonuçta müzakerenin zaten ruhu budur. Yani eğer PKK müzakere olmadan silah bırakacak idiyse buna da gerek yoktu. Demek ki müzakerenin bir başlığı da silah bırakma üzerindedir. Yani bu bir koşul şarttan öte. Türkiye'de yıllarca askeri yöntemlerle denenip başarılamayan, gereksiz olarak bir sürü canımıza, malımıza mal olan bu anlayış terk edilmişse demek ki silah bıraktırma usulü, yöntemi olarak diyalog seçilmiş. Doğru bir yöntem, meşru, haklı, son derece sağlıklı bir yöntem seçilmiş. O halde bunun yol yürürken de aynı sağlıklı temelde ilerlemesi gerekir. Yoksa hani PKK silah bırakmam demiyor, bırakmaya hazırım diyor ama daha sürecin ilk başından bu yana konuşulan şeyleri hatırlatıyor. Evet, bana silah bırak dediniz, ben de kabul ettim, bırakacağım, ateşkes ilan ettim, geri çekilme oldu vesaire ama hani siz de demiştiniz ki biz de müzakere edeceğiz, demokratikleşme konusunda adımlar atılacak, yasalar çıkacak, dağdan inişiniz de kolaylaşacak, efendim siyasette güçlenecek. Bütün bunların tamamı müzakerenin başlıklarıdır ve birbiriyle senkronize bir şekilde iç içedir. Bunu bu şekilde anlamak daha doğru olur. Yani diyor ki ben silah bırakacağım, tamam, ama sen de müzakerenin gereğini yap diyor. Yani müzakere sürecini başlat. Müzakere sürecinin gereğini yapılırsa Türkiye bir anda başka bir ortama, rahat bir ortama geçebilir. Hükümet yetkililerinin bu 10 maddeye itirazları var mı? Yani şu madde bize uymaz ama ikinci madde güzel filan. Hiç böyle bir müzakereye girişmiyorlar mı yani maddeler üzerinde? Hayır. Mesele o zaten. Bunlar tartışılmaya başlansa işte bu üçüncü gözlem heyeti de onun huzurunda bu tartışmalar yapılsa hepimiz bileceğiz. Yani şeffaflaşacak. Kim ne diyor, niye yapmıyor, neye karşı hükümet çıkıyor, bunları öğrenmiş olacağız. Hükümetin esas sizden talebi ya da İmralı'dan talebi PKK silah bıraksın, Öcalan bu çağrıyı yapsın, bunlara da bakarız mı diyor. Ya hükümet şu noktada, inanın ki hani şu günlerde yapılan açıklamaları da izliyorum. Hükümet adına sözcülerin, bakanların yaptığı açıklamalar deniyor ki Öcalan silah bırak çağrısı yaptı, bu çağrı HDP'nin elinde, bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bizi bu kadar zan altında bırakan, güvensizlik yaratan bir pozisyon kime yarayabilir ki? Bir mektuptan böyle bir şey söz yok. Ediyorlar Öcalan'ın. Budur işte, mektup falan yok ortada yani. Sonuçta bizim heyetimizin hazırladığı bir deklarasyon taslağı var. Yoksa Abdullah Öcalan'ın kendi eliyle kaleme aldığı, yazdığı bir çağrı falan yok. Olsa zaten biz
heyetimiz bunu kamuoyuyla doğrudan paylaşmakla mükelleftir. Süreci tıkamak için bir hamle falan yapmıyoruz. Peki Öcalan'ın o zaman ben PKK kongresini toplasın, silah bıraksın çağrısını yapacağım ama önce şu müzakereye bir başlansın, üçüncü göz oluşsun. Böyle mi diyor Bunlar, Öcalan? Tabii bunların hepsi İmralı'daki görüşmede, tartışmalarda konuşulan şeyler. Oradaki konuşmaları veya hani mutabakatları biz metin haline getirdik sonradan. Bu 10 madde oradan çıktı. Tabii kafadan uydurduğumuz şeyler değil bunlar. Şu noktadan itibaren sağlıklı bir aşamaya yeniden geçiş yapılması isteniyorsa HDP'yi bu kadar suçlayan bir dili terk etmeleri lazım. Bizi zan altında bırakan, sanki barış olmak üzere de PKK dağdan inmek üzereydi. Öcalan çağrı yapmıştı, HDP engelledi gibi bir tutuma girmenin hiçbir anlamı yok. Ne İmralı, ne HDP, ne Kandil arasında bu konuda bir uyuşmazlık da yok. Herkes barış konusunda üstüne düşeni yapmaya hazır. Hükümet de kendi pozisyonunu doğru alırsa ortak açıklama da yapılabilir. Biz buna karşı değiliz. Sonuçta halkın yararına olan barış adına yapılacak bir çalışmadır. Biz sonuna kadar hükümetle parlamentoda kıran kırana bir muhalefeti de yürütürüz. Barış konusunda uzlaşmamız gereken bir nokta varsa, halkımızın çıkarına, yararına olduğuna inandığımız noktada da barış konusunda uzlaşmadan çekinmeyiz. Bu bizim açımızdan bir kayıp değildir. Peki bir takdim tehir yapabilir misiniz? Mesela hükümet derse ki önce PKK silah bıraksın, sonra bunları müzakere edelim derse, buna evet der misiniz? Buna evet hayır diyecek olan biz değiliz. Yani Abdullah Öcalan bu çağrıyı yapıyorsa, Sayın Öcalan evet ben bu çağrıyı böyle yapıyorum diyorsa PKK buna karşı çıkmaz. Kendileri, Kandil çıkmaz mı? Kendileri zaten başından beri söylüyorlar. Biz diyorlar önderliğimizdir. Onun orada söyleyeceği her şey bizi bağlar. Bu konuda sıkıntı yok. Onların şu anda itiraz ettiği şey varılan mutabakat bu değil. Niye hükümet bunda ısrar ediyor? Niye zora sokuyor işi? Sağlıklı bir şekilde yürütsünler. Biz de üstümüze düşeni yapmaya hazırız diyorlar. Peki sizin izleniminiz nedir? Öcalan tamam madem hükümet böyle istiyor önce silah bırakılsın sonra müzakereye geçilsin diyebilir mi? Bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde heyetimiz tekrar adaya giderse bunlar bir kez daha anlaşılır, net bir şekilde, hiçbir yoruma mahal vermeyecek şekilde tartışılacak. Öylesine bir mutabakat çıkarsa HDP'nin buna niye itirazı olsun ki? Yani sonuçta HDP siyasi bir parti ve barış sürecine katkı sunmak için müzakerenin içerisindedir. Bu gözlemci heyet hep konuşuluyor, sürekli vurgulanıyor, epeydir de tartışılıyor. Siz de çok anlattınız ama çok soru geliyormuş o konuda. Bir üçüncü ülkeden bahsetmiyoruz, bir dış evet. ülkeden bahsetmiyoruz değil mi? İsterseniz değil. İki cümleyle de onu açıklayın merak Aslında eden burada, izleyicilerimiz için. Şu isimler doğru belirlenirse, yani kamuoyunun genel olarak vicdanına güvendiği, adil olabileceğine inandığı kişilerden, kadın ve erkeklerden seçilen bir heyet olursa, bütün tarafları tatmin eder. Bu gazeteciler de olabilir, akademisyenler de olabilir, efendim akil insanlarda görev yapmış kişilerden de olabilir, bir karma heyet olabilir. Barış konusunda, uluslararası uzlaşmalar konusunda, çatışma çözümleri konusunda uzmanlaşmış kişiler olabilir. Emekli diplomatlar, yargıçlar olabilir. Yerli olacak yani. Yani evet, Türkiye içerisinden bu meseleye hakim ve gerçekten tarafsız davranacak. Yani tarafsız derken barış tarafında olacak, çözümün tarafında olacak bir genel kamu vicdanını temsil eden bir heyet olursa hepimiz açısından iyi olur. Bu konuda da hükümet hiçbir adım atmış değil. Yani aylardır tartışılıyor biliyorsunuz. Sadullah Ergin Adalet Bakanı iken bu gözlemci güç oluşturulacak ve İmralı'ya gidilecekti. O günden beri ne bir isim zikredildi, ne heyet oluşturuldu, ne gitmesine izin verildi. Hiçbir şey yok ortada maalesef. Bu arada size yönelik iktidar kanadından suçlamalar da geliyor. Mesela Yalçın Akdoğan HDP top çeviriyor, Kandil topu patlatmaya çalışıyor, Beşir Atalay Demirtaş'ın üslubu süreci zarara sokuyor gibi böyle açıklamalar da yapıyorlar. Yani tam tersi sizin yani, bu işte sorumlu olduğunuzu. Bu ifade ettiğim durum gerçekliği yansıtıyor. Ben bunları kafamdan uydurmuyorum. Halkımızla gerçekleri paylaşıyoruz. Takdir halkımızdır. Yani ben veya partimiz veya heyetimiz top falan çevirmiyor. İşi yokuşa sürmüyor. Bakın geri çekilme sürecinde de hükümet bu şekilde davrandı. Alacele bir an önce geri çekilme olsun diye yasa çıkarmadı. Tedbir almadı. Efendim karakol yapımlarını, HES yapımlarını, baraj yapımlarını durdurmadı. Bu, o zaman da uyardık. Dedi ki ya böyle olmaz. Bakın bir iyi iş yapıyoruz. Bunu usulüne uygun yapalım ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşsin. Biz çok uyarmamıza rağmen ısrarla o zaman da efendim HDP işi yokuşa sürüyor, HDP bilmem sorun çıkarıyor diye o zaman BDP
sorun çıkarıyor diye bizleri suçlamaya kalktılar. En niyetinde gördünüz, bakın geri çekilme ne hale geldi. Geri çekilme falan da durdu. Bütün o süreç sekteye uğradı. Şimdi bu defa da böyle olsun istemiyoruz. Sağlıklı yürüsün ama ve sonuç alınsın istiyoruz. Ama benim anladığım çözüm olsun istiyoruz. Benim anladığım kadarıyla şu anda da bir kriz var. Var elbette. Şimdi hükümet sözcüsü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında zehir zemberek açıklama yapıyor. Efendim HDP üstüne düşeni yapsın, barış için bilmem top ayağında üstüne düşeni yapsın diyor. Bir paragraf öncesine bakıyorsunuz. Bu HDP diyor zaten şiddet örgütüdür. Parlamentoda MHP, CHP'nin hadi HDP'yi anlıyoruz da MHP, CHP niye bu yasaya karşı çıkıyor diyor. HDP'yi kriminalize eden, HDP'yi suçlayan, ötekileştiren bir dili bir paragraf öncesinde aynı bakan kullanabiliyor. Bir paragraf sonra da HDP efendim barış süreci için elinden geleni yapsın, top onlardadır, onlardan bekliyoruz falan diyor. Hangi HDP'den bekliyorsun? O HDP mi? Bir paragraf önce konuştuğun HDP mi? Yani biz böylesine bir ikircikli bir tutum içerisinde nasıl barış için katkı sunabiliriz ki? Sayın Yalçın Akdoğan da, ilgili diğer bakanlar da bu konuya biraz vicdanla yaklaşırlarsa bizim bu konudaki samimiyetimizi görürler. Heyetimiz canla başla çalışıyor. 3 defa bir ay içerisinde Kandil'e gidip geldiler. Hükümetle defalarca görüşmeler yapıldı. Bütün bunları niye yapıyoruz? Gerçekten barışa ihtiyacı var bu toplumun. Bakın gerilim o kadar yükseldi ki sokaktaki, kahvedeki, evdeki, meydanlardaki, parlamentodaki gerilime bir bakın. Biz bunu hak ediyor muyuz? Yani bu kadar tansiyonu yüksek bir toplum öfkeyle dolmuş, kinle dolmuş, birbirine artık patlama noktasına gelmiş bir toplum bizden barış beklerken biz bu şekilde ayak oyunlarıyla süreci götürebilir miyiz? Seçime yatırım, efendim oy hamlesi ve seçmeni kendi partisine yönlendirebilecek hamlelerle barışı sağlayabilir miyiz? İnsanlar bizden barış bekliyorlar. Çok somut, net adımlar bekliyorlar. Bunu yapalım. Mart'ta mı olur, Nisan'da mı olur, seçim öncesi mi olur? Halkımıza armağan edelim. Diyelim ki biz bakın barışı gerçekleştirdik. Demokratikleşme konusunda da bakın şu muazzam işleri yaptık diyelim. Bunu HDP olarak biz yaptık da demeyelim. Anladım. Buyurun size peki, mal olsun, çok önemli değil ama lütfen bu topluma artık barışı armağan edelim diye bütün bu çabamızı sizin sıralımız. Şöyle bir endişeniz mi var? Yani hükümetin seçim öncesi Öcalan'a bir çağrıda çağrı yaptırmak. Ya da öyleymiş gibi yaptırmak. Yani o zaman derin bir samimiyet kuşkunuz var sizin. Elbette ki yani bu çağrının bu derece, hani hemen silah bıraksın çağrısı henüz yapılmamış olmasına rağmen yapılmış gibi açıklamayı yapmaya zorlamak samimiyette tereddüte yol açıyor. Biz de diyoruz ki buyurun İmralı'ya gitsin heyetlerimiz, beraber tartışın. Gerçekten böyle bir çağrı varsa biz alalım getirelim o çağrıyı, kamuoyuyla paylaşalım. Bizim bir tereddütümüz yok. Heyetimizi İmralı'ya bile göndermiyorlar. Nasıl olabilir? Ne zaman gittiler? Yani son tarihi hatırlamıyorum ama herhalde 20 günü geçti. 20 gündür gitmiyor mu? Hayır, yani bu konuda isteğimiz, talebimiz de var. Bir an önce gidilsin, bu krizi çözme konusunda tartışmalar yeniden derinleştirilsin. Bizim çıkacak sonuca bir itirazımız yok. Aman aman PKK silah bırakmasın gibi bir tutum içinde değiliz. Bu kararı veriyorlarsa bize düşen yardımcı olmak, buna saygı duymak, gereğini yapmak olur. Size çok basit ve somut bir şey soracağım. Öcalan yani İmralı, Kandil'e silah bırak derse Kandil tamam der mi? Elbettedir. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Başından beri zaten bu yönlü çağrılara bağlı kalacaklarını deklare ediyorlar. Kendi içlerinde tartışıyorlar. Böyle bir çağrı gelirse biz buna uyarız, gereğini yaparız diyorlar. Tek onları kaygıya düşüren şey bunun işte bu şekilde güven sarsıcı yöntemlerle gerçekleştiriliyor olması. Yoksa Kandil İmralı arasında bir işte görüş ayrılığı var. Kandil İmralı'yı dinlemiyor, boşa çıkarıyor. Yaklaşımları doğru değil. Yani heyetlerimiz gidiyor, geliyor, gözlemlerini aktarıyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Siz ısrarla diyorsunuz ki Öcalan'dan bir çağrı gelmedi. Öcalan PKK'ya silah bırak çağrısında bulunmadı. Öcalan'ın istediği şey bu 10 maddelik müzakeredir. Bu müzakerelerin ardından ancak Öcalan'ın çağrısı söz konusu olacak. Ama bunu da peşinen söylüyor. Ben bu çağrıyı yapacağım diyor. Bunu o da bu taahhütte bulunuyor şu anda. Anladım. Evet. Yani diyor ki o bu müzakereleri yaparsanız yani diyor. Evet. Yani bu şart sizin şartınız değil. İmralı'nın şartı. Tabii ki. Yani bir şarttan çok karşılıklı mutabakatla varılan noktadır orası. Kimse orada birbirine şart koşmuş değil. Yani orada varılan mutabakatı biz dışarıda açıklayalım dedik. Mutabakat evrilip çevrilip başka bir hale getirilince biz de bundan kaygı duyduk. Ya bu sonuç almaz dedik. Bakın yani
sonuç alacağını bilsek, taraflar itiraz etmese diyeceğiz ki tamam yapalım bu çağrıyı ama bir yanlışın içerisine bile bile girmeyelim. Sağlıklı bir şekilde tekrar tartışalım, doğru bir rotaya oturtalım. Çağrı yapılacaksa da birlikte çağrı yapalım. Bundan bir beis duymayız. O zaman ancak İmralı'ya gidilecek bu durum, bu tartışma kriz... Tartışma yürütülecek, evet. Bu kriz nasıl çözüleceğine dair bir tartışma yürütülecek. Eğer Öcalan'ın talepleriyle hükümetin talepleri örtüşürse HDP heyetiyle hükümet heyeti ortak açıklama yapacak. Yani ortak açıklama olur mu bilemiyorum tabii ki. Fakat evet, bir açıklama, kamuoyuna bilgilendirme olabilir. Olması da gerekir. Dediğim gibi bakın, ama bu açıklıkta biz kamuoyumuzla tartışsak ne olur? Kıyamet mi kopar? Yani şurada anlattığım şeyleri uzun süredir hani yazılıyor, çiziliyor, manipüle ediliyor. Efendim Demirtaş efendim engelledi, HDP engelledi, Sırrı Süreyya Pervin Buldan engelledi, İdris heyet engelledi. Bunların hiçbir karşılığı yok. Bize saldırarak, baskı altına alarak barış süreci falan yürümez. Saygı duymanız lazım. Bir defa çözüm sürecini yürüten heyet inanılmaz basınçlar altında bu çalışmayı yürütüyor. Bakın, yeri geliyor kamuoyunda linç ediliyor arkadaşlarımız. Yeri geliyor barış karşıtı oluyorlar, düşmanlaştırılıyorlar. Yeri geliyor efendim hakları ve özgürlükleri pazarlayan satan oluyorlar. Bütün bunlara göğüs geriyorlar. Efendim açıklama bile yapmıyorlar, cevap vermiyorlar. Sırf şu barış sürecinin hatırına işler rayında yürüsün. Sonuçta çok özür dilerim. Sonuçta olası bir çatışmada yaşamını yitirecek gencecik çocuklar bu ülkenin evlatları, bizim kardeşlerimiz. Onların hatırına veya demokrasi ve özgürlük gelişecekse onun hatırına neden bunları yapmayalım ki? Sayın Demirtaş, rica ederim. Şöyle bir şey rica etsem size. O 10 maddeyi bir kez daha bu bölümün sonunda bir kez daha okumanız ya da söylemeniz mümkün mü acaba? Hatırlatayım tabii ki. Lütfen. Bunlar yani yeni anayasada demokrasi konferanslarında tümüyle ele alınan başlıklar, konular aslında. Demokratik siyaset tanımı ve içeriği. Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması, özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri, demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar, çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları, çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı, kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri, kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu, demokratik ve eşit mekanizmaların geliştirilmesi, yani tekçilikten çıkılması, demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, yani etnisiteye dayalı millet değil, çoğulcu bir millet tanımıyla çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması ve bütün bunların yeni bir anayasayla içselleştirilmesi. Yani diyor ki Öcalan veya HDP veya Kandil. Aslında bu 10 madde orada hem devlet heyetinin hem bizim heyetin hem Sayın Öcalan'ın birlikte tartışarak hani bunlar tartışılabilir, evet bu ülkelerde uzlaşılabilir, bunlar müzakere edilebilir dediği ortak 10 madde. Bunları da biz kafamızdan uydurmuş değiliz yani. Ve bu maddelerin hiçbiri dikkat ederseniz Türkiye'de ilk defa duyulan, ilk defa kulağa çarpılan maddeler değil. Çok uzun yıllardır darbe anayasasının olduğu günden bu yana tartışılan, çözülmesi gereken temel sorunlardır. Yeni anayasa komisyonunda da, uzlaşma komisyonunda da biz bunları savunduk. Efendim toplumun çok değişik katmanları, bizim partimizin dışında olan demokrasi yanlısı çok çevre var. Onların da savunduğu, evet, aslında evet, AKP tabanının da önemli ölçüde beklenti içerisinde olduğu bir demokratikleşme paketi. Evet, demokratikleşmeye yönelik. Yeni bir anayasayla, sivil özgürlükçü bir anayasayla Türkiye'nin özgürlüklere kavuşmasıdır. Beni şaşırtan da o, şöyle bir şey zannet, yani 10 madde var, ev ödevi açıklanmıyor, hükümet filan denince sanki böyle bir alver pazarlığı varmış gibi. İşte bundan gibi biz rahatsızlık duyuyoruz. O yüzden programınızı özellikle detaylı anlatmak istedim. Bu karanlık gri alanlar bırakılarak, bunun üzerinden şaibeler yaratılarak suçlanmayı doğrusu biz kendimize yediremiyoruz. Biz ülkemizin insanların hak ve özgürlüklerini pazarlık konusu yapmıyoruz. Kapalı kapılar ardında ülkenin bölünmesi, parçalanması hesabı yapmıyoruz. Biz kapalı kapılar ardında efendim ülkenin batıya, emperyalizme peşkeş çekilmesi pazarlığı görüşmeleri yapmıyoruz. Bizim anlayışımız budur. Bu anlayış HDP'nin parti programına da sinmiş bir anlayıştır. Bu anlayışla siyaset yürütüyoruz. Müzakereye de bizler taraf olarak böyle yaklaşıyoruz. Halkımızın bunu bilmemesi, bilmiyor olması
bir sürü spekülasyona yol açıyor. Ve bu spekülasyonlar da sürekli HDP'nin ve çözüm sürecinde bizlerin üzerinde büyük bir basınca baskıya dönüşüyor. O nedenle ben azami ölçüde şeffaflığın herkes açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Sayın Demirtaş. Yani bu açıkladıklarınız çok önemli. Bundan sonra olup bitecekleri izleyicilerimiz takip ederlerken bu açıklamaları göz önünde bulundurarak takip edeceklerdir. Evet, çünkü gelinen aşama budur. Yani net bir şekilde kamuoyumuz, halkımız bunu bilmiş olduk. Çünkü bölük pörçük açıklamalar yapılıyor. Bizler bir şey söylüyoruz, hükümet bir şey söylüyor. Bizim heyetimiz açıklama yapıyor, Kandil yapıyor. Bir kafa karışıklığı olmasın. Yani en azından sizin perspektifinizden olayın nasıl görüldüğü, nasıl anlaşıldığı ve durumun evet. ne olduğu ortaya çıkıyor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında çözüm sürecinde önemli bir kriz noktası var. Bu kriz noktasının aşılıp aşılmaması meselesiyle karşı karşıya en azından dışarıdan bakıldığında görülen bu. Bundan sonraki sürece baktığımızda bu krizi aşılıp aşılmadığını göreceğiz. Evet, yani hükümet bu konularda ne düşünüyor? Bütün bunları bütün çıplaklığıyla müzakere etmeli. Ama dediğim gibi şu anda güvenlik paketi tartışılıyor. Hükümetin özgürlük, demokrasi, sivil anayasa, özgürlükçü yaklaşım konusundaki anlayışı bu dediğim anlayış ve ilkelerle taban tabana zıt bir anlayıştır. Bu da tümüyle hani hükümetin bu meseleye palyatif yaklaştığını gösteriyor. Çözüm sürecine çıkarcı bir temelde bir politikayla yaklaştığını ele veriyor ki asıl güvensizlik yaratan bu makro düzeydeki hükümetin çözüm süreci veya demokrasi politikasıdır. Ben de yani zaten şu aktüel krizden öte ciddi bir zihniyet krizi var aslında. Ben de tam onu soracaktım şimdi. Evet, yani bu 10 maddeye baktığımızda harika, yani Türkiye'yi demokratikleştirecek yeni anayasa, hani şu ankinden belki de çok adım sonrasını hesaplayan bir yaklaşım, evet. bir ufuk. Evet. Fakat Türkiye böyle bir ufka sahip değil. Yani bu çok hayalci geldi bana. Yani bu 10 madde tabii gerçek ki siz AKP'ye doğru bakarsanız hayalci gelir. Hani şöyle dönüp HDP'ye doğru baksanız HDP bütün bunların tamam. hepsini ama parti hani, programında savunuyor ve hayata geçirmek için sonuçta, ciddi siyasi bir mücadele yürütüyor. Sonuçta biz de çok meraklı olduğumuz için AK Parti'ye doğru bakmıyoruz. Tabii ki oraya mecbursunuz hükümet nedeni, iktidar. Evet, yani doğru, bunu doğru. yapacak olan doğru. merci olduğu için. Peki bu durum sizi evet zihniyet krizi var dediniz. Yani bu aktüel krizin ötesinde bir zihniyet krizi var dediniz. Nasıl olacak bu iş peki? Yani bir yandan güvenlik paketi çıkıyor. Bir yandan bırakın o güvenlik paketini falan, Türkiye'yi ultra demokratikleştirecek bir şey istiyorsunuz siz. Evet. Nasıl olacak bu sadece iş? İstiyoruz demeyelim. Biz bunun aslında programını yürütüyoruz, mücadelesini yürütüyoruz. Bu sadece AKP'den istediğimiz, beklediğimiz bir durum değil. Öyle beklemekle falan da olmuyor. O nedenle biz zaten parti olarak seçime girme kararı aldık. Yani bu AKP'nin bırakın bunları yapmayı, mevcut durumu çok çok daha geri götürecek bir hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet, çözüm süreci kopmasın, diyalog kopmasın, masa devrilmesin, çatışma, gerilim olmasın. Biz bunların hiçbirini arzulamıyoruz. Ama bir yandan da AKP'yi frenleyecek, AKP'yi geriletecek ve onun yerine alternatif demokrasi, özgürlük yanlısı bir iktidar oluşturacak bir gücü de ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ikisini eş zamanlı yapıyoruz ama bizim asıl inandığımız şey HDP'nin büyüyerek demokrasi güçleriyle birlikte yeni bir yaşamı inşa etmesi ve bütün bu ilkeleri hayata geçirecek programı iktidara taşımasıdır. Bizim asıl güvendiğimiz, bizi asıl umutlandıran, heyecanlandıran, samimiyetle söylüyorum, o kısmıdır. Yoksa hani hükümet bunları yapacak, şöyle şu saatlerde meclise bakarsanız zaten tablo ortada. Kimin neyi yaptığı, neyi savunduğu zaten ortada aleni bir şekilde görünüyor. Peki meclisteki mücadeleniz nedir? Yani şimdi kavga oluyor, dövüş oluyor, şiddet var mecliste, engelleme çabası. Sonuçta AK Parti'nin oyları bütün bu yasaların geçmesine yetiyor. Sizin direnişiniz şöyle burada ne anlam ifade ediyor? Bir defa yani meclisteki şiddet görüntüleri kesinlikle nahoştur, tasvip etmediğimiz bir durumdur. Fakat bu konuda bile muhalefeti suçlayan, muhalefet herkese saldırıyormuş gibi bir izlenim yaratılması da doğru değil. Muhalefet iç tüzükten kaynaklı yasayı çıkarmama hakkını kullanıyor. Engelleme hakkını kullanıyor. İç tüzükte böyle bir hakkınız var mı? Tabii ki. İç tüzük muhalefete o yasayı eleştirme, kıyasıya istediği kadar sonuna kadar engelleme hakkını tanıyor. Önergelerle, konuşmalarla, usul tartışmalarıyla, yoklamalarla. Geciktirme, yavaşlatma. Geciktirme tabii ki. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü sayısal çoğunluğu var iktidarın. Bunu yapmazsak
pat 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 oylayacaklar. 3-5 saat içerisinde yasayı çıkaracaklar. Peki siz bunu yaparken iktidar ne yapıyor? İşte bu yapılırken meclisi yöneten meclis başkan vekili muhalefetin bu hakkını kullanmasını engelliyor. Usul tartışması açacak grup başkan vekili diyelim ki söz vermiyorum diyor. Nasıl vermesin? Muhalefetin bu hakkı var. Oradan bir tartışma çıkıyor. Tartışma sözlü atışmaya dönüşünce iktidar vekilleri hoppa gelip muhalefet milletvekillerine saldırıyorlar. Şiddet uygulaması başlıyor. Yoksa muhalefetin durup dururken gidip iktidar sıralarına saldırdığı falan görülmedi. Şurada dikkat ederseniz muhalefet hakkını sonuna kadar kullanmada ısrarcı olunca, meclis başkan vekili de bu hakkı tanımayınca orada kıyamet kopuyor. Ve iş düzük ihlal ediliyor, anayasa ihlal ediliyor, yasalar askıya alınıyor bugün orada. Bugün Cumhurbaşkanı meclis başkan vekiline neler söylediler, duydunuz mu diye muhalefet milletvekillerine eleştirdi. Yani kadın milletvekillerimiz orada şiddete uğradı. El insaf. Şimdi kendisi kırılan bir mikrofonun peşine düşmüş de kadın milletvekillerine varıncaya kadar şiddet uygulandı. Muhalefet milletvekilleri yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Kaburgası kırılan, kafası kırılan oldu. Yani bunları da muhalefet kendi kendine yaptı herhalde. Bir muhalefet iktidar sözcüsünün dediği gibi kendi kendini yaralamışlar diyorlar. Fakat biz sonuna kadar ısrarcıyız. Çünkü bu güvenlik paketi bütün özgürlükleri bu anlamda tehlikeye düşüren, geriye götüren bir pakettir. Özgürlükle falan asla alakası yoktur. Efendim kamu güvenliğiyle asla alakası yoktur. Bakın deniyor, eğer o konuya geçtiysek bir iki şey söylemek istiyorum. Efendim Molotov serbest mi olsun diyorlar. Açın bugünkü gazetelere bakın. Evet, yani iç güvenlik yasasını konuşuyoruz. Evet. Şimdi. Gazeteleri, bugünkü gazeteleri açın bakın. İnternet sitelerinde var. 4 tane çocuk gösteriye katıldılar. Efendim Molotov attılar diye müebbet hapis cezası almışlar. Müebbet. Mersin'de. Değil mi? Bakın. Evet evet. Mersin'de 26 Eylül tarihinde. Hani Molotov serbestti? 15 yaşında 4 çocuk. Hani Molotov serbestti? Bak müebbet hapis cezası almışlar. Yasalar bu kadar ağır ceza. Müebbet hapis cezası istenmiş. İstendi evet. Yasalar bu kadar ağır ceza öngörürken çıkıp efendim Molotov serbest mi olsun? Esnafın dükkanına Molotov mu atsınlar? İş yerini yaksınlar mı? Buna izin mi verelim? Efendim Molotov atılıyor da polis yasa olmadığı için bir şey yapamıyormuş. Yalan. Yani bu kadar bariz açık bir yalan konuşan hükümet olamaz. Molotov nerede serbest? Hepsi ağır ceza. Silah kapsamındadır. Örgüt üyeliğiyle ekleniyor üstüne. İzinsiz gösteri ekleniyor üstüne. Kamu malına zarar verme suçu ekleniyor üstüne. Ya 20 yıl ya müebbet hapis cezaları çıkıyor. Bu yetmiyor mu hükümete? Demek ki yetmiyormuş. Onun yanına bir de 130 madde saymışlar. Valiye yetmiyor. Tabii başka. Molotov'la alakası olmayan. Peki mesela size... Molotov şöyle. Zaten ceza. Peki zaten diyelim yüksek ki Molotov'a daha ağır ceza vermek istiyor. Versin evet, mi? Evet dedik. Bak bonzai ve Molotov demiyorlar mı? 2 madde. Buyurun getirin. Geri kalan 130 maddeyi geri çekin. Getirmeyeceğiz deyin. 2 maddede oturalım, 4 grup başkan vekili bir araya gelsin partilerin, yeniden ya da komisyona havale edilsin, bonzai ve molotof maddeleri düzenlensin, ceza da artırılsın. Biz molotof atsınlar insanlar demiyoruz, serbest kalsın falan. Yalan bu. Bizim böyle bir savunmamız yok. Hadi 2 maddeyi getirin çıkaralım. Sen valiye yetki veriyorsun, arama yetkisi, gözaltı yetkisi, ev arama, üst arama yetkisi veriyorsun. Ya bunlar olabilir mi? Bunları tartışmıyorsun bile. Jandarma ile ilgili yeni düzenlemeler yapıyorsun. İçine güvenlikle alakalı olmayan bir sürü madde koymuşsun, paket haline getirmişsin. Kamuoyuna çıkıp gece gündüz bunlar molotofçu, bunlar bonzaici deyip yanıltmaya çalışıyorsun. Şimdi bakın, tartışmanın başında ne dedik? Süleyman Şah Türbesi ile ilgili hükümet kendi halkını, kamuoyunu bilgilendirmiyor. Tartıştığımız her maddede hükümetin manipülasyonunu ve yalanını konuşuyoruz değil mi? Doğru söyleyen bir hükümet yok. Temel sorun bu. Ya doğruları söyle, gerçekleri anlat halkımıza. Hatalı bizsek zaten halk buna karar verecektir. Ama medya gücünle, manipülasyon gücünle, gece gündüz canlı yayınlara çıkarak, bizi suçlayarak, muhalefeti bu kadar zan altında bırakarak hiçbir şey çözmüş olmuyorsunuz. Toplum geriliyor sadece. Toplumu germiş oluyorsunuz. Ne diyordu Cumhurbaşkanı başbakanken? %50 içeride zor, evde zor tutuyorum diyordu. Yani toplumun %50'sinin partisiyim diyordu. Geri kalan %50 biliyorum, benim değil. Ben onları da temsil etmiyorum. Geri kalan %50 bana oy verenleri temsil ediyorum. Onları da evde zor tutuyorum. Geri kalan %50 ne olacak? İnsan değil mi bunlar? Yani MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye ya da diğer partilere oy verdiler diye düşman mı bu insanlar? Hükümetin anlayışı, yaklaşımı doğrusu hani bizim açımızdan dedim ya, demokrasi çıtası, barış anlayışı son derece düşük olduğu için bu zihniyetle sorun problem yaşıyoruz. AKP ile barışa, demokrasiye kalıcı olarak ulaşırız şeklinde bir umudumuz yok.
Ama hani bu durum böyledir diye de dediğim gibi biz müzakere masasını devirelim, diyalog bitsin pozisyonda da değiliz. Umutsuzuz. Halkımızın çıkarları buradadır. Umutsuzuz ama masayı deviren olmayız diyorsunuz. Asla böyle bir şeye mahal vermeyiz. Sonuna kadar barış görüşmeleri olmalı, zorlamalıyız AKP'yi. Ama asıl çözüm HDP'nin güçlenmesi. Ben şunu da söyleyeyim. Tam oraya geçeceğim. PKK'ye silah bıraktıracak asıl güç AKP değil, biziz. HDP barajı aşar, parlamentoya daha güçlü girerse ben inanıyorum ki demokratik siyaset güçlenmiş olacak. Demokratik siyasete olan, barışçıl siyasete olan inanç artmış olacak. PKK'nın silah bırakması da o zaman daha mümkün, kalıcı hale gelecek. Belki daha cesaretlenecekler silah bırakma konusunda. Yani HDP'nin bu konudaki sunacağı, topluma sunacağı barış vizyonu çok daha geniş, barış umudu çok daha büyüktür. Çok teşekkürler. Gerçekten bu ana kadar çok önemli açıklamalar yaptı Sayın Demirtaş. Şimdi de sayın seyirciler, HDP ve seçim meselesine geçelim. Tam da ben de oraya gelmek istiyordum. Şimdi herkes çevremde kiminle konuşsam HDP'li olsun olmasın, HDP'ye çok uzakta olsa ilk sordukları, ilk konuştukları şey HDP barajı aşacak mı? Bu artık böyle bir parola gibi oldu. Siyasi tartışmaların anahtar cümlesi, anahtar sorusu gibi oldu. Şu anda hani siz böyle fazla yüksekten atmayan o bildik siyasetçilere pek benzemiyorsunuz. Gerçekçi yorumlar. Pek değil, hiç benzemiyorum. Peki öyle olsun. Gerçekçi yorumlar yapmakla evet, meşhursunuz, bilinirsiniz. Nedir durum? Baraj aşma konusunda içinizde bir sıkıntı var mı? Tartışıyor musunuz arkadaşlarınızla? Şunu net söyleyeyim, yani bizim elimizdeki araştırmalar barajı aşmaya çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Ama çok rahat bir şekilde barajı aştık, barajın çok üstündeyiz diyecek durumda değilim. Bunlar kamuoyu araştırmaları, şirketlerin sonuçlarına da yansıyor zaten. Halk bunları izliyor. Ama şu anda yarattığımız umut, heyecan, çizdiğimiz gelecek vizyonu, yeni yaşam vizyonu bize verilen oyların çok çok üstünde bir destek görüyor. Bu da bizi umutlandırıyor. Biz asıl zaten bu umudu büyütmek istiyoruz. Yani oylarımızı büyütmeden önce bu umudu büyütmemiz lazım. 2002'de AKP iktidara gelirken hatırlarsanız sistem büyük bir kriz yaşıyordu. AKP bu sistem krizinden yararlanarak rüzgarı kendi yelkenine doldurup Türkiye'de ayrı bir siyasi hat oluşturdu. Biz şimdi benzer bir kırılmanın yaşandığını düşünüyoruz. Aradan geçen 13 yıl zarfında AKP artık umut vadeden, reform vadeden, demokrasi vadeden bir yapı olmaktan çıktı. Giderek sertleşen, diktatörleşen, tekleşen, baskı aygıtlarını toplumun hücrelerine kadar hissettiren bir yapıya dönüştü. Toplum artık başka bir arayış içerisinde. Ve bu arayış biz sağlıklı bir kanala aksın istiyoruz. Buradan yola çıkarak yeni bir AKP yaratalım derdinde değiliz. Yeni bir liderlik yaratalım, tek adam yaratalım derdinde değiliz. Madem Türkiye'nin önüne böylesi bir değişim fırsatı çıktı, bir kez daha 2002'den sonra ilk defa Türkiye toplumu artık hani geleceğimi nasıl kurayım diye tartışırken siyasetçiler olarak biz de sorumluluk üstleneceksek o halde doğru bir değişim rotası çizmeliyiz. Ben Türkiye'yi kurtarmaya geliyorum mesajı veya imajı doğru bir imaj değildir. Yani bunu yapacak Demirtaş değildir. Yeni bir Tayyip Erdoğan yaratmanın hiçbir anlamı yok, ihtiyacımız da yok. Kolektif bir irade, kolektif bir iktidar yaratmak zorundayız. Bu değişimi ezilenlerin lehine, Türkiye'de ötekileştirilmiş olanların lehine, özgürlüğe, demokrasiye, barışa inananların lehine bir iktidar yürüyüşüne dönüştürebiliriz. Türkiye'nin çok uzun süredir özlediği aslında emekten yana sol bir çizgiyle emekçinin hakkını gözeten ekonomik modeliyle de tabana yayılmış bir sermaye, hakça bölüşüm ve gayri safi milli hasılanın da milli gelirin de sokaktaki çalışan, çalışmayan, taşeron işçiye kadar ulaşabildiği, bütün bunların derdinin çözülebildiği bir politikayla, bir vizyonla çıkabilirsek toplumdaki kutuplaşma, gerilim, mezhep, kimlik, inanç farklılıklarının birbiri arasındaki bu tansiyonu da düşürmeyi başarırsak biz Türkiye'yi düze çıkarabiliriz. Ama bunun için önce yani kucağınızı açmanız gerekiyor. Tüm Türkiye'yi kucaklamanız gerekiyor. Tam da onu yapmaya çalışıyoruz. Benim iddiam şudur. Bugün bir röportajda da belirtmiştim. Bizden daha Türkiye'li bir parti yoktur. Deniyor ya, Türkiye'lileştiniz mi? Bir diğer partilere baksınlar, bir HDP'ye baksınlar. Türkiye'de ne varsa farklılıklar adına
Bizim partimiz onları temsil ediyor. Mesela yönetim ne var sizde? Bizim yönetim kadememiz bir defa tek bir kimlikten, tek bir mezhepten oluşmuyor. Herkes kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla partimizde siyaset yapıyor. Yani başörtülü de, Alevi de, solcu, sosyalist de, efendim kadınların zaten yarıya yakın partide temsiliyeti var il teşkilatlarına kadar. İnanç kesimlerinden Süryani'den Ezidi'ye kadar, efendim Kürt, Türk, Türkmen, Arap, yani kendi kimliğini inkar etmek zorunda kalmadan, kendini saklama, gizleme hissiyatı duymadan, her kimlik. Fakat bu kimlik üzerinden de siyaset yapmadan birbiriyle barışık, birbirinin hakkını, hukukunu koruyan, savunan, hep birlikte de ezilenlerin, emekçilerin, köylünün, çiftçinin, işçinin hakkını savunan bir politikayı oturtmaya çalışıyoruz. Türkiye'de mütedeyin, Müslüman muhafazakar bir toplum yok mu? Var. Biz bunu inkar ederek, görmeyerek, efendim gericidir, yobazdır diyerek bir kenara itebilir miyiz? Hayır. Demokrasiyi, özgürlükleri savunan milyonlarca Müslüman muhafazakar insan var bu ülkede. Barıştan, emekten, adaletten yana. Bu ülkede sol sosyalist kesimler var. Bunları görmezden gelerek siyaset yapabilir misiniz? Düşmandır diyebilir misiniz? Ya da efendim laikle Müslüman birbirinin karşıtıdır, hep karşı cephelerde olmalıdır diyerek yeni Türkiye'de barışı inşa edebilir misiniz? Hayır. AKP'nin yeni Türkiye'sinde sadece gerilim var, kutuplaşmalar var. Bizim yeni yaşamımızda işte Kürt halkı bu ülkenin bir gerçeği ise kendi kimliğiyle vardır. Türk milleti bu ülkenin bir gerçeği. Ve binlerce yıldır bu topraklarda ta Orta Asya'dan beri buralara kadar gelmiş tarihi kökü olan bir millettir. İnkar ederek yaşayamazsınız, kardeşlik de kuramazsınız. Hakeza diğer kimlikler, inançlar tamamı vardır. Varlığını olduğu yerde kabul ederek bu ülkenin her biri asli unsurudur. Sayısı az olur, çok olur. Hiç kimse azınlık muamelesi görmemeli. Asli unsurdur. Bu ülkenin özgür halkıdır, özgür yurttaşıdır, bireyidir diyerek ancak bu tansiyonu, gerilimi düşürebiliriz. Şimdi insanlar bunu görüyorlar. Bence HDP'nin yarattığı heyecan buradan kaynaklanıyor. Yeni bir diktatör rejimine doğru götürmek istemiyoruz biz Türkiye'yi. Tam tersine mevcut iktidar anlayışı bunu dayatıyor. İşte bakın Cumhurbaşkanı açıklamalarına bakın. Yani başkanlık sistemi diye Türkiye tanıttığı sistem tek adamlık sisteminin daniskasıdır. Onu konuşacağız. Şimdi bir şey HDP soracağım. HDP bunun panzehiri olarak demokratik bir iktidarı başkanlık savunduğu için ilgili düşüncelerinizi de soracağım ama şu mesele var. Bir defa kesinlikle parti olarak gireceksiniz değil mi? Hani bir tabii bunun tartışması çoktan geçti. Bitti artık, yani. Tabii ki. Kesinlikle artık parti olarak bu gireceksiniz. Bu bir yıl önce aldığımız bir karardı Ahmet Bey. İnanın ki bir yıl önce bizler HDP'yi parti olarak seçime hazırlama kararı aldık ve bunu aşama aşama bu noktaya getirdik. Peki barajı aşamazsanız ne olacak yani? Büyük bir felaket olacakmış gibi de konuşuluyor. Yani bu senaryo üzerinde çok konuşulmasına gerek yok. Ben barajı aşacağımıza samimiyetle inanıyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bize ihtiyacı var demiyorum. Bizim bize ihtiyacımız var. Yani biz Türkiye'yi kurtarmak üzere gelmedik. Hep beraber ülkemizi kurtaralım, geleceğimizi kurtaralım diye yola çıktık. Buna inandığım için Türkiye buna ses verecek. Bu ortaya koyduğumuz bu barış, kardeşlik, eşitlik, adalet duygularına mutlaka cevap verecektir. Buna inanıyorum. Fakat hani bir şekilde böyle bir sonuçla karşılaştık diyelim. HDP baraj altında kaldı. Yani bunu hak ederek kalmışsak bir defa gerçekten bizi zorlayan bir durum da olmaz. Ama yalanlarla, hilelerle, oy çalmalarla olmuşsa bütün itirazlarımızı da yaparız. YSK nezdinde, il seçim kurulları nezdinde bunun mücadelesini veririz. Seçim barajı bizim ayıbımız değil. Kenan Evren'den bu yana 13 yıldır da AKP'nin ayıbı olarak duruyor. Ama yine de hani baraj altında kaldık diyelim. Ortaya bir kıyamet çıkmaz, bir kaos çıkmaz. Türkiye bir savaş senaryosu, felaket durumuyla karşı karşıya kalmaz. AKP peki tek başına bütün Türkiye'yi büyük bir dikta baskısı altına alabilir mi? Hayır, bunu da yapamaz. Yani insanlar bundan korkmasınlar. Bize korktukları için oy verme eğilimi göstermesinler. Samimiyetimize baksınlar. Neden korkmasınlar diyorsunuz? Yani HDP baraj altında kalırsa AKP işte tek başına anayasa yapar, dikta rejimi olur, baskı baraj da artar. Baraj altında kalırsanız ne yapacaksınız ki korkmasınlar diyorsunuz? Biz baraj altında kalırsak AKP'den korkmasınlar. Ne yapacaksınız? Biz tam olarak Türkiye'nin dördüncü büyük partisi olmaya devam edeceğiz. Tek eksiğimiz parlamento grubumuz olacak. Bizim partimizin meclisi var, MYK'sı var, il ilçe teşkilatları var. Varlığımızı sürdüreceğiz diyorsunuz. Biz siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakın asla ne seçim dönemi ne seçim sonrası. Ne bir şiddet çağrımız olur. Ne efendim sokak eylemleriyle biz Türkiye'yi yakıp yıkalım gibi bir anlayışımız olur. Ne böylesi bir şeye izin veririz ne de yol açarız.
tümüyle demokratik çerçevede hakkımızı kullanıp ulusal, uluslararası düzeyde büyük kampanyalar örgütleriz. Erken seçim yapılsın ve baraj düşürülerek erken seçim yapılsın deriz. Yeni anayasa yapmak isterlerse... Barajı bir defa mesele ederiz diyorsunuz. Ederiz tabii ki. Yeni anayasayı hükümet tek başına yapmak isterse, ola ki bizim gücümüz yetmez, parlamentoya giremezsek, dışarıda sonuna kadar biz direniriz ve asla tek başına yeni bir dikta anayasası yapmasına izin vermeyiz. Bunu biz tek başımıza da yapmayız. Türkiye'nin vicdanlı, demokrat milyonlarca insanı var. Bize oy vermemiş olsalar bile biz onlarla el ele verip ne başkanlık sisteminin kabulüne izin veririz ne de yeni anayasanın bu şekilde yapılmasına izin veririz. Eğer... Yeni anayasadan çok erken bir seçim için ve barajın kaldırılması için uğraşırız. Eğer aşarsanız kaç milletvekili bekliyorsunuz? Tabii değişik senaryolar var. Oy durumuna göre değişir bu ama en azından 55 milletvekilimiz olacak. En asgari 55 milletvekiliyle biz parlamentoda olacağız. Oy oranımız yüksek olursa AKP tek başına hükümet kuramaz. Bizim hedefimiz bu işin doğrusu. Peki öyle bir durum olursa siz AK Parti ile bir anlaşma içerisine girebilir misiniz? Bunu defalarca sordular size ama son kez belki de bir kez daha nasıl sormak bilmiyorum, çok özür dilerim. Ya mesela Meksika tipi başkanlık sistemi konusunda AK Parti ile anlaşmanız mümkün olabilir mi? Vallahi ne Meksika tipi, ne Amerikan tipi, ne başka tipi, hiçbir tipte anlaşmayız öyle söyleyeyim. Şu haliyle Türkiye'de başkanlık sisteminin, rejiminin tartışılması mümkün değil, hayata geçmesi mümkün değil, sağlıklı bir ortam değil. Mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkıp Türkiye kamuoyuna şunu açıklayabilir mi? Kendisine buradan çağrı yapıyorum. Şunu desin, Türkiye'de başkanlık sistemini tartışalım ama bir, kesinlikle ben başkan adayı olmayacağım. İki, kesinlikle biz bir dayatmayla başkanlık sistemi oylamasını anayasaya dahil etmeyeceğiz. Üç, biz tek başımıza anayasa yapma gücünü elde etsek bile başkanlık sistemini hayata geçirmeyeceğiz. Diyorsa ve bu dönem uygulanmayacak diyorsa anayasa başkanlık rejimi tartışılsın. Bir bakalım nedir, kim ne diyor. Ama bu haliyle tartışılması bile mümkün değil. Neden? Çünkü Sayın Erdoğan'ın kafasındaki başkanlık sisteminin başkanlık sistemi denen sistemle hiç alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Birkaç cümleyle ifade edeyim bakın. Amerika diyor ya, sık sık örnek veriyor. Obama da başkan değil mi diyor. Amerika'da çok güçlü bir yargı sistemi var. Yargıçlar seçimle göreve gelirler. Yani o eyaletteki, o kentteki yargıçlar görev yapacak hakim halkın oylarıyla seçilir. Bu kadar bağımsızdırlar. Öyle Adalet Bakanlığı'nın önünde sıraya girip sözlü sınavla falan atanmazlar. Bir, bu yönü çok önemli. Çünkü bu yargı hükümeti ve başkanı denetliyor. Yüksek yargı da dahil olmak üzere. İki, ben de seçimle geldim diyor adam. Tabii, kimse ona emir veremiyor. İki, çok güçlü bir sivil toplum sistemi var. Biliyorsunuz orada sivil toplum önemli bir denetim mekanizması, baskı unsurudur. Üç, kongre var. Kongre var. Senato var. Ve başkanın yetkileri çok çok kısıtlıdır. Zavallı Obama. Şunu da ekleyelim. Çok uzun süredir uygulana pratikte de zararlı yönleri değiştirilmiş, oturmuş bir sistem var. Bizde bunların hiçbiri yok. Özgür medya, bağımsız medyada yok. Hani Amerika'da biraz özgürce yazıp çizen bir medya da var. Kimse medya talimat veremiyor yukarıdan. Alo Fatih falan yok orada. Şimdi buradaki istek ne? Yargı benim, parlamento benim olacak, hükümet benim olacak, ben belirleyeceğim. Medya kontrolüm altında, sivil toplum hak getire. Böyle bir ortamda da ben başkan olacağım. Merak etmeyin diyor, panik yapmaya gerek yok. Ya daha başkan bile değilsin, cumhurbaşkanısın. Lütfen hani parlamentoya talimat veren bir pozisyona geldiniz. Anayasayı hiçe sayan, askıya alan bir pozisyona geldiniz. Bakın bir cumhurbaşkanı çıkıp bu yasa ille de çıkacak diye parlamentoya talimat verebilir mi? Hangi maddede, anayasanın hangi maddesinde cumhurbaşkanına bu yetki verilmiş? İlle bu yasa çıkacak diyemez. Bir cumhurbaşkanının görevi önüne gelen yasayı inceleyip ya veto etmek ya da onaylamaktır. Bunun dışında parlamentoya talimat verir gibi meclis grubunu gece gündüz orada çalıştıracak şekilde emirler yağdıramazsınız. Demek ki başkan olduğunuzda bunları yapacaksınız. İşte Merkez Bankası başkanı, Allah korusun adam intihar noktasına geldi neredeyse. Bunalıma girdiler. Sayın Babacan herhalde şu saatlerde büyük bir travma yaşıyordur. Cumhurbaşkanı illa faizi indireceksin diyor. Merkez Bankası'nın özelliği nerede kaldı? Efendim dolar bak senin yüzünden sürekli fırlıyor. Umurunda değil.
Cumhurbaşkanı'nın yetkisi yok oysa böyle bir şey. Sen başkan olduğunda demek böyle çalışacaksın. Merkez Bankası'na talimat, oraya talimat, buraya talimat. Bunun adı başkanlık sistemi falan değil. Türkiye'de bu haliyle tartışılması da mümkün değil. Biz bunu kabul etmeyiz. HDP böyle bir şeye onay vermez. Deniyor ya AKP ile uzlaşacak mısınız? 10 tane temel ilke burada. Bunun bütün gereklerini yapsın, buyursun uzlaşalım. CHP iktidarda olsun, temel ilkeler burada. Bunun gereğini yapalım, uzlaşalım. Uzlaşma ilkelerde olur. İlkesizlikte uzlaşmak mümkün değildir. Peki, partinize böyle popüler isimler aday olacaklar mı? Bugün Dengirmir Mehmet Fırat ismi gazetelerde vardı. Bugün gerçekleşmiş, kaydolmuş. Evet. Aday adayı olarak başvuruda bulunmuş. Evet. Dengirmir Mehmet Fırat önemli bir isim. AK Parti'nin kurucularından, AK Parti'de uzun bir süre politika yaptı, siyaset yaptı. Daha sonra koptu. Şimdi partinizde buna benzer sürpriz isimler olacak mı? Nasıl bir... Tabii ki Sayın Fırat'ın partimize katılımı ve bu konuda özellikle HDP'nin yeni yaşam vizyonuna destek sunma iradesi bizim için de kıymetlidir. Sonuçta AKP'yi çok yakinen tanıyan, görev yapmış, AKP'nin başarısı için uğraşmış bir siyasetçiydi. Sadece hani popüler demeyelim ama Türkiye siyasetinde önemli bir isimdi. Uzun süredir 2007'den bu yana kendisi gidişatın iyi olmadığını farkında ve en son seçimlerden önce istifa ederek kurucusu olduğu partiden ayrıldı. Şimdi artık tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gördüğü için evinde oturarak olup bitenleri izlemek bana yakışmaz dedi. Bana düşen bir şey varsa bütün Türkiye madem el ele veriyoruz, Kürdüyle Türküyle madem yan yana geliyoruz, Alevi Sünni el ele veriyoruz madem, solcusu da efendim muhafazakarı da bir araya geliyor. Bana düşen de bir şey varsa ben hazırım dedi. Biz de bundan memnuniyet duyduk doğrusu. Kendisi sağlık sorunlarım çok iyi değil. Yani ciddi bir sağlık sorunu yok ama hani çok beni yormayın milletvekilliği vesaire beni zorlar demişti ama biz kendisinden rica ettik. Onu da açıkça belirteyim. Öyle mi? Hani kendisi milletvekilliğini hayır, talep etmedi. Hayır biz kendisinden rica ettik. Yani milletvekili olarak katkı sunun. Parlamentoda da olun. Barajı aşacaksak birlikte çalışalım. Hani Türkiye'nin bütün farklı kesimlerini biz bu ilkeler etrafında bir araya getiriyorsak sizin gibi bir isim de katkı sunar. Buna inandığımız için kendisini davet ettik. Sağ olsun kırmadılar. Farklı kesimlerden arayışlarımız var. Yani popüler demeyelim ama hani siyasette iyi olmak için popüler olmak gerekmez veya yetmez çoğu zaman. Çok özür dilerim. Biz sol sosyalist çevrelerden muhafazakar çevrelere kadar, Alevi örgütlerinden işte Caferilere kadar, Süryani Ezidilerden Türkmenlere kadar, Gürcü'den, Çerkez'den, Laz'dan, efendim Boşnaklara kadar. Örgütlü, örgütsüz hangi kesimler varsa görüştük, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Emek örgütleri, kadın örgütleriyle, çevre hareketleriyle görüştük. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin sorunlarının çözümüyle ilgili fikir sahibi olan insanlar. Ve Türkiye'nin sorun yaşaması nedeniyle sıkıntı yaşayan çevreler bunlar. Ağırlıklı olarak bu temel ilkelerde buluşmayı hedefledik. Ve gördük ki herkes gerçekten de mevcut durumdan bıkmış durumda. Yani Türkiye bu şekliyle, bu haliyle iyiye doğru gitmiyor. Bu gerilim, bu tansiyon sürdürülemez hale geldi. İnsanlar birbirine düşmanlık yapmak istemiyor ama yukarıdan sürekli bir düşmanlık ötekileştirici dil kullanılarak toplum ayrıştırılıyor. HDP'nin bu insanlara merhem gibi gelen, yaraya merhem gibi gelen dili, siyaseti herkesi kucaklıyor, bütünleştiriyor. Buna hizmet etmek isteyen, buna katkı sunmak isteyen birçok çevre de partimizden aday olmak istiyor veya seçim kampanyasına destek olmak istiyor. Önümüzdeki günlerde peyderpey başvuruldukça açıklayacağız. Yani evet. Kimseyi ama, hani şey yapmak istemem işin doğrusu. İsmini zikrederiz, gerçekleşmez, olmaz, kırıcı olmasın diye. Hepsi saygın insanlar. Şimdi biz gazeteciler böyle hani isim almaya çok meraklı oluruz. Seyircilerimizden de geliyor. Mithat Sancar ismi geliyor. Bugün başvurdu. Bugün başvurdu Mithat Sancar. Mithat Hoca bugün başvuru gerçekleştirdi. İhsan Eli Açık'tan bahsediyorlar. İhsan Bey ile görüştük. Bir toplantıda bir araya gelmiştik. Yani biz sormadan kendisi beyanda bulundu. Ben siyasete girmek istemiyorum demişti. Şu anda yürüttüğüm çalışmadan memnunum demişti. ÖDP ile bir ittifak var mı? Biz tabii ki ÖDP ile de Haziran Hareketi'nin bütün bileşenleriyle de temastayız. Haziran Hareketi sekreteryasıyla da geçen hafta sonu İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdik. Önemli bir dinamik, önemli bir muhalefet dinamiği. Hani Türkiye'de bu temel ilkelerin mücadelesini yürütme açısından birlikte olmakta fayda gördüğümüz bir hareket.
İttifak yapabilsek yapamasak da Haziran hareketinin varlığı önemlidir. Mücadelelerini sürdürmeliler. Biz de kendileriyle dayanışma içerisinde oluruz. Ama başarabilirsek bir seçim ittifakıyla halkımızın karşısına çıkarsak daha iyi olur tabii ki. Kendileri bu konuda bitti mi? Tartışacaklar. Daha devam ediyor. Tartışmalarını sürdürüyorlar. Biz şunu belirttik, yani çıkacak her türlü karara biz saygılıyız. Haziran hareketi sonuçta direniş içerisinden gelen bir yapıdır. Türkiye'nin özgür geleceğine dair kaygı duyan insanlardan oluşan, bedel ödeyen hareketlerin bir araya gelerek kurdukları bir yapıdır. Sol geleneğin şu anda bir araya getirdiği bir dinamik olarak önemsediğimizi belirttik. Yani ittifak yapabilsek de yapamasak da mücadele birliğinin sürmesine biz fayda görüyoruz. Ama henüz daha netleşmedi. Netleşmedi. Kendi kararlarını bekliyoruz. Konuda açık olduğumuzu ifade ettik tabii. Siz onlara şunu mu söylüyorsunuz? Yani parti kimliğinizi bir tarafa bırakın. Haziran hareketinin içerisinde çok sayıda parti var. Partiler yani, var. Hepsi HDP çatısı altında mı girsinler istiyorsunuz siz? Sizin talebiniz o mu? HDP'yi destekleyecek seçimde HDP için, HDP'nin başarısı için, HDP'nin savunduğu ilkeleri hayata geçirmek için hep birlikte çalışalım diyoruz. Tabii ki belki tamamını kendi mevcudiyetlerini koruyarak. Koruyarak tabii ki. Yani bizim ittifak yaptığımız hiçbir güç ya da HDP'yi oluşturan hiçbir siyasi parti kendini feshederek, lağvederek, inkar ederek gelmiyor. Yani. Herkes özgürlüğünü koruyarak bu ortak mücadeleyi yürütüyor. Sizde de böyle AK Parti'de şimdi 3 dönem kuralı var. 3 dönem milletvekili. 2 dönem kuralı var bizde, evet. Var mı? Yani bir istisna benim ve Pervin Hanım için konuşuyoruz. Pervin Hanım İmralı müzakere heyetinde. Benim de eş başkanlığım doğrusu ihtiyaç olduğu tartışıldı. Biz 2 dönem kuralının herkes için uygulanmasını kendim de dahil doğrusu ilkesel olarak savunduk. Yani bizi tanıyanlar bilirler. Bu tür kariyer, koltuk hasreti, sevdasıyla bu işleri yapmadık. İhtiyaç olduğu çok fazla ifade edildi. Biz de hani bunu sürdürme konusunda bir... sizinle ilgili o kural. Evet, onun dışında arkadaşlarımız... Peki, işleyecek saygılı mi o kural? Tabii ki. Tabii ki. Mesela böyle anlaşanlı isimler bırakılacak mı bir tarafa? Bırakılmayacak, sadece milletvekili olmayacaklar. Yani biz milletvekili olmayınca anımız şanımız bitmiyor, mücadelemiz bitmiyor. Bizim geleneğimiz böyle. Bütün arkadaşlarımız da bu konuda çok dirençlidirler. Siyasal alanda olmaya devam edecekler elbette. Peki, adayları kim tespit edecek? Kim tespit ediyor sizde? Şöyle bir yöntem uygulayacağız. Başvurular bittikten sonra bizler birçok yerelde ön yoklamalarla, aday yoklamalarıyla, anket çalışmalarıyla o aday adaylarının oradaki karşılığını ölçmeye çalışacağız. Merkezi bir seçim koordinasyonumuz var. Parti meclisimiz, MYK'mız bütün bunları değerlendirecek ve ittifak politikamıza uygun, bu kapsayıcı genişleme anlayışımıza uygun, barajı aşmaya yeterli performansı gösterecek ve seçilince de halkı doğru temsil edip parlamentoda iyi bir siyaset performansı gösterecek bir aday profilini merkezi düzeyde tartışıp bizler belirleyeceğiz. Siz belirleyeceksiniz. Siz şeye belki bozulacaksınız, hani yeter artık barajı aşmama ihtimalimiz üzerinden konuşmayalım diyeceksiniz belki, ama ben yine ben o konuya döneceğim. Eğer aşamazsanız mesela Diyarbakır'daki, Batman'daki bütün milletvekillerini AK Parti alacak değil mi? Bilemeyiz yani, bu istatistik nasıl gelişir kestirmek zor. Aşağı yukarı böyle olacak gibi görünüyor. Tümünü değil belki ama büyük çoğunluğu, belki büyük AKP sıralarına alacak. Geçmiş olacak. Yani sizin orada mesela diyelim ki %70 ise de oyunuz, 60 ise de oyunuz hiçbir anlam ifade etmeyecek. %85 oy aldığımız yerler var mesela. %85 oy alacaksınız, bir tane bile milletvekili çıkarmayacaksınız ama diyelim ki %10 alan parti bütün milletvekillerini alacak. Evet. Bir il için söylüyoruz bunu. Şimdi bu tabii büyük bir adaletsizliğe de yol açacak ve çok çarpıcı tablolarda çıkacak. Bunu da görüyorsunuz değil mi? Yani bunu görmesi gereken sadece biz değiliz işte. Yani hükümet bu kadar hırsızlıkla elde edilmiş bir siyasi iradeyle Türkiye'yi nasıl yönetecek? Büyük bir meşruiyet krizi doğacak. Yani hükümet bunu göze alıyorsa bizim baraj altında kalmamız için şu anda yapmaya çalıştığı gibi bazı senaryolar üzerinde çalışabilir. Bilemiyorum. 400 milletvekili isteyen birileri bu 400 milletvekilini nasıl kazanmayı hedefliyor acaba? %75 oy alamayacağına göre bir tek seçenek var. HDP ve MHP'nin baraj altında kalması. Onun dışında 400 milletvekili çıkarmaları imkansızdır. Bunun Türkiye siyaset gerçeğiyle alakası yok. Peki HDP, MHP nasıl baraj altında kalacak? Birbiriyle çatıştırarak. Yani şu anda bu senaryo üzerinde çalışan kesimler var. Bunu provoke etmeye çalışan kesimler var.
O nedenle çok çok dikkatli olunması lazım. Yani ben geçen gün Ege Üniversitesi'nde yaşanan soracaktım, evet, vahim olayla ilgili açıklama yaparken Fırat belirttim. Fırat Çakıroğlu adlı ülkücü bir genç Ege Üniversitesi'nde öldürüldü. Cinayeti HDP'lilerin, HDP'ye mensup kişilerin işlediği söylendi. Büyük bir tansiyon var orada. Hatta üniversiteler artık HDP yuvası oldu, PKK diyorlar onlar, PKK yuvası oldu şeklinde büyük serzenişler de var. Bunların hepsi inanın ki bir yerlerden tezgahlanan, planlanan, ince hesaplarla hayata geçirilmeye çalışılan şeylerdir. Herkes lütfen dikkatli olsun. Çok duyarlı, çok sabırlı, sağduyulu davranmamız lazım. Yani siz araştırdınız mı Ege Üniversitesi'nde? Evet, orada karanlık, kesinlikle karanlık şeyler var. Bakın, yani bizim partimize sempati duyan bir gencin sırf MHP'lidir diye birine saldırması mümkün değil. Bizim böyle bir anlayışı tasvip etmemiz mümkün değil. Ben inanıyorum ki hani MHP'li gençliğin de böyle bir yaklaşımı olmaz. Ve bu konuda lütfen sabırlı, sağduyulu olsunlar. Bu tür provokasyonlar yapmaya çalışabilirler. Karşı karşıya getirmeye çalışabilirler. Belirttim, yani bir insan MHP'lidir diye kıymetsizdir diyemezsiniz. HDP'lidir diye, CHP'lidir diye kıymetsiz diyemezsiniz. Hepsi ana baba evladı, hepsi birer candır, değerlidir. Siyasetini beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama üniversitelerden topluma yayılmak istenen bu provokasyon ortamına lütfen üniversitedeki genç arkadaşları mal vermesinler. Seçim öncesi bu herkese zarar verir. AKP buradan nemalanmak isteyebilir. 400 milletvekilini ben buradan çıkarırım. Böyle bir karanlık plan mı var diyorsunuz? Yani bu tür bazı bilgiler de bize ulaşmıyor değil doğrusu. Yani Türkiye'nin batısında başka senaryolar, doğusunda başka senaryolar üzerinde çalışan bazı kişileri duyduk. Ziyaretler gerçekleştirilmiş, bazı kurumlara, kesimlere ziyaretler yapılmış. Tehditler yapılmış örneğin, bunu biliyoruz Batman'da, Diyarbakır'da. Yani HDP barajı geçerse biz iktidar olamazsak başınıza gelecekleri düşünün diye bazı çevrelere açıkça tehdit yapan isimler var. Bunlar elimizde. İnkar edenler olursa isimleriyle birlikte biz açıklayabiliriz. Gerekli tedbirleri bizler almaya çalışıyoruz. Çünkü asla bizden dönük hiçbir partiye, hiçbir kurum kuruluşa en küçük bir saldırı, şiddet, hedef gösterme ve benzeri bir şey yoktur. Olmayacak. Nereden gelirse gelsin bilinsin ki bu kesinlikle başka tezgahların planlamasıdır. Karanlık bir el vardır diyorsunuz. Karanlık da değil vallahi. Aydınlık mı? Ak eldir yani, pırıl pırıl görünüyor, ortadadır. Öyle hiç saklamaya gerek yok. Hükümet bu konuda 400 milletvekilini hesaplıyorsa başka türlü de elde edemeyeceğini herkes biliyor. Dikkatli olmak lazım. Sen... Yani tek başına hükümet kuramayacak durumda olan bir hükümet 400 milletvekilinin peşinde başka türlü nasıl koşabilir? Merak ediyorum yani, neyine güvenerek bunu söylüyor? Belki de motivasyon için söylüyorlardır. Bakacağız, göreceğiz. İnşallah benim dediklerim bir kuruntudan ibaret kalır. İnşallah en küçük bir sıkıntı yaşamadan seçim kampanyalarını yaparız. Her yerde, yani Karadeniz'de de, efendim Diyarbakır'da da, bütün partiler, İzmir'de de, İstanbul'da da herkes özgürce çalışsın diyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden her parti için söylüyorum. Bütün partili arkadaşlarıma da çalışma yürütecek, bizi destekleyecekleri de özellikle binlerce defa rica ediyorum. Hiçbir partinin çalışması bizim için engel değildir. Bırakın herkes özgürce çalışsın. Sizi provoke etmeye çalışanlara asla kanmayın. Bayrak mı asıyorlar sizin bayrağınızın yanına? Siz kendi elinizle rakip partinin bayrağını tutun, asın ama provokasyona izin vermeyin. Özgüvenimiz var, kendimize inanıyoruz. Hazırlığımız, motivasyonumuz iyidir. Bunu bozmaya çalışanlara izin vermeden bu kampanyayı bitirirsek Türkiye çok daha rahatlamış olacak, nefes almış olacak. Bu çok önemli aslında. Yani Türkiye'de aslında liderler, genel başkanlar, mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kendi taraftarlarına, kendi partililerine sükunet çağrısı yapıyor. Sizin de bu açıklamayı önemli görüyorum. Yapmanız bu önemli. Bu tür çağrıları ben de önemli görüyorum. Yapmamız gerekir. Yani siyaset düşmanlık değil, savaş değildir. Yani kan revan içerisinde kışkırtarak siyaset yapılmaz. Bugün faydasını görmüş olabilirsiniz ama topluma bu kadar kin, nefret tohumları ekerek önümüzdeki ayı bile çıkaramayız. Biz tam tersine bunu bitirmeyi hedefleyen bir siyaset yapıyorsak herkesten, bütün siyasi liderlerden de beklentimiz olur. Gerilim politikalarımız arasında olsun. Yani programlarımız yarışsın, projelerimiz yarışsın, peki, söylemlerimiz yarışsın. Onun ötesinde sokağa yansıyan bir şiddet, bir gerilim asla olmasın. Biz bunu tasvip etmeyiz. Bu Ege Üniversitesi'nde öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu için bir şeyler söyleyecek misiniz? Evet, az önce onu belirttim. Yani bir insanın siyasi kimliğiyle canı arasında orantı kuramazsınız. Siyasi kimliği ne olursa olsun insan değerlidir, insan onurlu bir varlıktır.
Hepsinin can güvenliği, yaşam hakkı kutsaldır. Böyle bakmamız lazım. Herkesin birbirine böyle bakması lazım. Ben annesine babasına daha önce de ifade ettim. Sabır diliyorum. Çok zor bir durum. Evlat acısı çok büyük bir acıdır. Herhalde yaşayanlar bilir bir tek. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama yani kendileri de bu konuda sağduyulu açıklamalar yaptılar. Önemlidir. Kışkırtıcı bir tutum içerisinde olmadılar. Çünkü oyunun tezgahın belki de farkına vardılar. Olayın iyi araştırılması, sorumlularının gerçekten ortaya çıkarılması lazım diyeceğim de keşke adil bir yargı olsa da adil bir kolluk gücü olsa, bütün delilleriyle birlikte açıklasa, biz de anlasak bu olay nasıl olmuş. Kesinlikle bize yakın insanların, bizi destekleyen gençlerin yapabileceği, tasvip edebileceği bir durum değil. Herkes bundan uzak dursun diye bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ama yani biz, benim hiç duymadığım bir şey söylüyorsunuz. Bütün Türkiye'de doğuda ayrı, batıda ayrı bir takım karanlık tezgahlar var diyorsunuz. Var, bunlar kulaklarımıza geliyor. Yani belki başkaları da duyuyordur, bilemiyorum. Çok hani dedikoduya dayalı şeylerden söz etmiyorum. Bu tür tehlikeli oyunlara girmemeliler. Bakın. Yani çok kapalı ve ima yollu konuşuyorsunuz. 400 milletvekili elde edeceğiz diye aman aman toplumu birbirine düşürmeyin. Bu çok yanlış bir şey olur. Oradan elde edeceğiniz 400 milletvekili ne size ne Türkiye'ye huzur getirmez. İnsanları tehdit ederek, bakın bize yakınlaşmaya çalışan, bizim görüşme yaptığımız bazı çevreler, özellikle muhafazakar, mütedeyyin bazı çevreler, bu seçimde bizimle hareket etme arzusunu dile getiren çevreler el altından tehdit ediliyor. Güneydoğu'da mı? Tabii ki. Diyarbakır'da, Batman'da ziyaretler gerçekleşiyor. Tehdit ediliyorlar üstü kapalı. Bir yandan tırnak içinde rüşvet teklif ediliyor. Öbür yandan bunu yapmazsanız başınıza başka şeyler gelirse de karışmayız şeklinde. Çeşitli muhafazakar kesimlerle, evet, bölgede, evet, temas kurmak istiyorsunuz. Onlarla birlikte hareket etmek, tabii, istiyorsunuz. Tabii biz görüştükten sonra tehdit ediliyor bu insanlar. Yani hani bize siyaset yaptırmıyorlar, tehdit ediyor diyenlerin kendisi bizzat sokakta şu anda insanları tehdit ediyor. Böyle bir yaklaşımı biz kabul edemeyiz. Hiç kimse de bu tür ayak oyunlarına, tehditlere papuç bırakmaz. İnsanlar özgürce çalışsın, seçim kampanyası yürütsün. Kim kime oy veriyorsa 7 Haziran günü zaten sandığa gittiğinde herkes vicdanıyla bunu gerçekleştirecek. Biz başarmışsak bunu herkes saygı duysun. Başaramamışsak da biz diğerlerine saygı duyarız. Şimdi kısa soru kısa cevap şeklinde gidelim isterseniz. Peki. Bir soru seyircilerimizden geliyor. Kobani için partiniz bir yardım kampanyası düşünüyor mu? Sürekli yaptığımız kampanyalar var yani insani yardım çerçevesinde ama bugün örneğin biliyorum ki TMOBA üye bazı mimar mühendisler bir araya gelerek acaba yeniden inşa için bazı çalışmalar yapabilir miyiz diye bir program etrafında çalışıyorlar. Bazı belediyeler bir araya gelip Kobani'nin yeniden inşası için çaba sürdürüyorlar. Uluslararası bazı yardım kuruluşları Kobani'nin yeniden inşasına destek olabilir miyiz diye çalışma sürdürüyorlar. Ama bu bir partinin tek başına üstesinden gelebileceği bir durum değil. Dayanışmayla örnek bir inşa süreci gerçekleşirse buradan şöyle bir fayda elde etmiş oluruz. Biliyorsunuz yani emperyalist güçler gelirler, bombalarlar, yıkarlar, sonra da müteahhitlerini gönderirler, yaparlar. Bombalarken silah tüccarları kazanır, yaparken müteahhitler kazanır. Her halükarda kazançlıdırlar. Ölen biz oluruz. Orta Doğu'nun yoksul halkları olur. Kobani bunun bir istisnası olabilir mi acaba? Biz dayanışmayla orada bir inşa gerçekleştirip bu çarkı tersine çevirebilir miyiz diye tartışıyoruz. İyi olur, keşke başarılabilse. Bir başka izleyicimiz soruyor. Akil insanların HDP'de adayı olması söz konusu olacak mı diye sormuşlar. Yani akil insanlar. Çünkü orada çok büyük bir yelpaze vardı aslında. Tabii. Yani herhalde çok, sizin partinize örneğin, yakınları. Mithat Sancar akil insanlardan biriydi, bugün partimize adaylığı için başvuru yaptı. Fakat o kimliğiyle başvuru yapmıyor. Yani ben akil insan olarak geldim demiyor. Zaten başvurması yeterince akil olduğunu gösteriyor da HDP'ye gelmiş olması. Ama o kimliğiyle gelmiyor tabii ki. Peki. Çözüm, şimdi HDP barajı geçemezse çözüm sürecini kim yürütecek diye sormuş bir izleyicimiz. Yani, bize görev düşerse biz yürütmeye devam ederiz. Sizin yani, parlamentoda olmamanız. Yani milletvekilimiz olmazsa bile biz bu çözüm heyetlerinde üzerimize düşen bir görev rol varsa sürdürmek isteriz. Bu tabii ki sadece bizim onayımızla olmaz. Bütün taraflar bunu kabul ederse biz aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz. Bir seyircimiz diyor ki hep barış çözüm süreci ve işte çeşitli kimlikler çerçevesinde
ufuk çiziyor Türkiye'ye. Ama mesela ekonomiyle ilgili düşüncelerini bilmiyoruz. Gerçi söylediniz, bir parça girdiniz. Elbette ki bütün bu kimlikler arası gerilimi niye düşürmek istiyoruz? Ekonomik sorunları sol bir bakış açısıyla, emekten yana, işçiden, çalışandan yana çözebilmek için bunları düşürelim diyoruz, tansiyonu. Yoksa hadi Kürt, Türk el ele birlikte aç olalım, perişan olalım falan demiyoruz. El ele verelim de karnımızı da doyuralım diye bütün bunları çözmeye çalışıyoruz. Asıl politikamız ekonomiye dairdir zaten. Yani evet. Seçim döneminde açıklayacağımız seçim beyannameleri bildirgelerinde görülecektir. Taşeron işçiliğinden atanamayan öğretmenlere kadar, efendim asgari ücret meselesinden çiftçinin, esnafın, KOBİ'lerin sorununa kadar bir dizi şu andaki neoliberal ekonomik düzen dediğimiz sermayeyi öncelleyen, sermayenin çıkarlarını esas alan yapının dışında bir ekonomik yapı reformu önereceğiz. Bunları zaten seçim döneminde çok sıkça duyacaklar. Bir başka seyircimiz ilginç bir soru sormuş. Diyor ki bu Süleyman Şah Türbesi'nin tahliyesinde eğer PYD'nin yardımı söz konusuysa PYD o zaman türbeyi de koruyabilir miydi diyor. Yani PYD koruyabilirdi elbette ki. Koruyabilirdi. Yani IŞİD türbeleri ele geçirdiği her yerde türbeleri havaya uçuruyor biliyorsunuz. Onların selefi geleneği, inancı türbe, mezar, minare, cami türü şeyleri kabul etmiyor. Hepsini havaya uçuruyorlar. Yani PYD böylesi bir bağnaz bir yapı değil. Ne kimsenin kellesini kesiyor, ne efendim insanları yaşadığı yerde katledip kadınları kaçırıp tecavüz ediyor, ne bir şey yapıyor. PYD son derece saygılı davrandı başından beri Türkiye'nin çıkarlarına. Bugün de PYD'nin topraklarında geçici olarak bulunuyor işte Süleyman Şah Türbesi. Evet. Eğit-Donat anlaşması yapıldı biliyorsunuz. 1200'e yakın personel burada eğitilecek, donatılacak ve bu konuda ne düşünüyorsunuz siz? Bunlar çözüm olabilir mi Suriye meselesinde? Vallahi ben hükümetin IŞİD politikasının köklü bir değişikliğe uğradığını düşünmüyorum. Daha doğrusu Suriye politikası. Bakın ilk günden bu yana ya Esad'tan yanasınız ya bizden yanasınız gibi bir tutum sergiledi hükümet. Şimdi Esad dediğiniz evet yani kendi topraklarında zulüm yapmış. Şimdi de değil yani geçmişte Baas rejiminin bir sürü hatası, bir sürü halka karşı yanlışları oldu. Katliamları yaşandı. Buradan biz Baas rejimini, Esad rejimini savunuyor falan değiliz. Fakat orada bir Şii toplum var, Alevi toplum var. Onların da bir gerçeği var, inançları var, yaşam tarzları var. Sen onları da karşına alacak şekilde bir sadece Selefi akım üzerinden bir dış politika üretirsen ve Suriye Ulusal Muhalefeti adı altında mezhepçilik yaparak gönderdiğin bütün yardımların da radikallere, El-Kaide ve benzeri gruplara ulaşmasına göz yumarsan böylesine bir felaketi ortaya çıkarmış olursun. AKP hükümeti bunu kabul etmiyor ama böyle yapıldığını bütün dünya biliyor. Zannediyorlar ki biz söyleyince bütün dünya duymuş oluyor. Hayır, herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Bu değişti mi? Hayır. Şimdi eğit donat yapsalar ne değişecek? Yani bu temel politika değişirse, yani Türkiye orada Şii, Sünni, işte Alevi, Arap, Kürt, Türkmen kim varsa hepsinin yaşam tarzıyla, inancıyla o topraklarda birlikte özgürce yaşamasını savunursa, herkesin hakkını, hukukunu aynı anda, aynı derecede etkili bir şekilde savunursa daha etkili bir dış politika yapar ve inandırıcı olur. Şu anda bir inandırıcılığı yok Türkiye'nin. Bir başka soru şöyle diyor ki, sizce hükümet seçime kadar Kürtleri oyalama politikası mı yürütüyor çözüm süreci açısından? Şu andaki durumu öyle görünüyor. Yani tam olarak böyle tanımlayabiliriz. Yani biraz daha seçime kadar oyalayayım, sonrası Allah kerim diye bakıyor diye düşünüyoruz valla. Bir başka soru, direkt sizinle ilgili. Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan arasında bir gerilim mi var? Buna dair tevatürler var diye de eklemiş. Yok, niye bir gerilim olsun ki? Yani ben bir siyasi partinin eş genel başkanı, siyasetçiyim. Sayın Öcalan çok önemli bir süreçten geçmiş. 40 yıl boyunca Orta Doğu Kürt sorunu konularında deneyim kazanmış. 15 yıldır da barış için İmralı Adası'nda çaba sarf eden bir lider. Onun barış çabalarına biz barış isteyen siyasetçiler sadece destek olabiliriz. Yani bunun bir gerilime dönüştüğü iddiası falan tümüyle spekülasyondur. En çok kadın milletvekili olan bir parti olarak bölgenizdeki ezilmiş kadınlar için ne gibi çözümler düşünüyorsunuz demiş. Tabii büyük başlıklar belki ama birkaç cümleyle söyleyebilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim, tabii ki kadın mücadelesi partimizin çok önemli bir başlığı ve öznesidir. Biz o yüzden HDP bir kadın partisidir aynı zamanda diyoruz. Çünkü
Türkiye'de kadın sorunu, kadın meselesi en son Özgecan vahşetiyle bir kez daha yüzümüze çarptı ki en temel sorunlardan biridir. Bu sadece Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda Kürtlerle ilgili bir mevzu falan da değildir. Türkiye'nin her yerinde, aslında i̇şte dünyanın birçok yerinde Manisa'da çıktı. Kadınlar eziliyor, vahşetle karşı karşıyalar. Kadın mücadelesi partimizde güçlüdür ve kadınların öncülüğünde yürüyor. Ama bu bir kadın sorunu değil, erkek zihniyet sorunudur. Yani erkekler nedeniyle bu sorunlar yaşanıyor, kadınlar vardır diye değil. Asıl kendini düzeltmesi, zihniyetini, çarpık zihniyetini düzeltmesi gereken erkek zihniyettir. Partimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Erkek zihniyete karşı bu ben erkeğim, her şeye hakimim, her şey benim mülkümdür, benim malımdır, yönetirim, asarım, keserim deme zihniyetine karşı özgürlükçü bir düşünceyi savunuyor. Bu konularda önemli mesafe kat ettik diye düşünüyorum. Bir başka seyircimizin sorusu. Altan Tan zaman zaman partinizin genel politikalarına yönelik eleştiriler yapıyor kamu önünde. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Tabii ki şunu ben arzu ederim. Bir eş genel başkan olarak bütün milletvekillerimiz partimizin politikalarını doğru anlatsın. Doğru anlatıldığı takdirde ben insanların HDP parti programı ve parti politikalarına karşı daha fazla ilgi duyacağını düşünüyorum. Hani Altan Bey yanlış anlatıyor demeyelim, fakat hani kendi mensup olduğu partinin aslında parti içerisinde tartışılan, netleştirilen politikalarını kamuoyu önünde sanki içeride tartışılmamış, bir çözüm bulunmamış gibi ifadelerle anlatması bazen tabii ki partiyi zora sokar. Ama biz bundan dolayı hiçbir milletvekilimiz, hiçbir arkadaşımızla ilgili ne bir disiplin işlemi yaptık ne başka bir şey. Parti içerisinde eleştiri konusu olur, kendisi de düşüncelerini belirtir. Karşılıklı bir anlayış çerçevesinde sürdürüyoruz ama dediğim gibi arzu ederiz ki mensubu olduğun partinin politikaları konusunda en azından kamuoyunu doğru bilgilendirecek çalışmaları sürekli yapmaktır. Herkesten bunu bekleriz. Gerçi çok konuştuk, üzerinde durduk ama o kadar çok soru geliyor ki diyor arkadaşlarım Twitter üzerinden. Seçimlere girerken sosyalist partilerle ittifak olacak mı, işte Birleşik Haziran Hareketi, ÖDP söylediniz. Bir cümleyle daha söyleyin isterseniz. Yapmaya çalışıyoruz. Yani HDP içerisinde zaten çok sayıda sol sosyalist parti var. Partimiz çok önemli ölçüde solu birleştirdi. Ama Haziran Hareketi de başka bir sol platform, bir mücadele alanı olarak orada duruyor. Ben şunu arzuluyorum. Yani bu arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerimizde de ben açıkça belirttim. Bakın 7 Haziran'da HDP büyük bir zafer kazanacak. Ben buna inanıyorum. Ve istiyoruz ki bu zafer Türkiye'de değişim, dönüşüm isteyen herkesin ortak zaferi olsun. Bunun dışında kimse kalmasın. Herkes bu zafer bizim de zaferimiz, bizim de payımız var diye hissetsin. Ve Türkiye'de çok uzun yıllar sonra ilk defa ekonomik sol politikalarla Türkiye siyaset sahnesine giriş yapan, damgasını vuran bir parti başarısı ortaya çıksın. Fakat bu başarıdan ne muhafazakar kesimler korksun, ürksün, ne Alevi kesimler, ne efendim emek kesimleri. Gerçekten de herkesin, bütün toplum ezilenlerinin ortak zaferi haline gelsin diye bu ittifakları yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Demirtaş. Şimdi artık önümüzde seçim var. Bir kampanya dönemi başlayacak herhalde. Siz de partinizde bir kampanya yürütecek. Doğru. Böyle profesyonel reklam ajanslarıyla falan anlaşıyor musunuz? Böyle var, elbette görüşmelerimiz var, çalıştığımız bazı kurumlar var ama daha çok gönüllü dayanışma ağlarıyla biz kampanyalarımızı yürütüyoruz. Hazine yardımı konusunda da büyük bir adaletsizlik var biliyorsunuz. Biz hazine yardımı almayan bir partiyiz, alamayan bir partiyiz. Bizim hakkımız olan paralar da CHP, MHP ve AKP arasında paylaşılıyor. Buna rağmen en büyük gönüllü ordusu bizim etrafımızdadır. Yani akademisyenlerden reklamcılara, iletişimcilere kadar, üniversite öğrencilerine kadar muazzam bir gönüllü ordusu var. Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında da hatırlarsanız seçim müziklerimize kadar gönüllü olarak tek kuruş almadan insanlar yaptılar. Tasarımlarımızı, afişlerimizi gönüllü olarak destek dayanışma amacıyla yaptılar. Daha çok bu gönüllü ordusuyla diyelim ki biz çalışma yürütüyoruz ama profesyonel destek aldığımız kurumlar da var elbette. Son zamanlarda yurt dışına biraz fazla çıktığınıza dair bir izlenim var. Acaba Kobani için mi, HDP için mi? Yani neden? Çok fazla değil. Bir Rusya-Moskova gezimiz oldu. Bir de Avusturya Cumhurbaşkanı'yla bir randevumuz vardı. Avusturya'ya gittim, Viyana'ya. Yani son zamanlarda çok fazla yurt dışı gezim yok. Ama olsa da şu amaçladır. HDP'yi uluslararası arenada tanıtmak, HDP'nin
dış politikasını, dış politika vizyonunu anlatmak, bölge sorunlarına çözümünü tanıtmak, HDP'yi görünür hale getirmek amacıyla gidebildiğimiz her yere, dünyanın her yerine gitmeye çalışıyoruz tabii ki. Çipras'la ilişkiniz var mı Yunanistan'la? Yani Syriza ile kurumsal olarak da öteden beri partimizin, partilerimizin ilişkisi var. Türkiye'de ÖDP ve diğer sol partilerin de ilişkileri var. Hükümet kurulduktan sonra herhangi bir temasımız olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu bir kez daha Beştepe'deki sarayda toplayacak, onun başkanlığında. Rahatsız oluyor musunuz? Yani Sayın Ahmet Davutoğlu rahatsız olmuyorsa ben niye rahatsız olayım ki? Bakanlar Kurulu'nun başkanı ben değilim. Yani Sayın Davutoğlu'na bu noktada çok haksızlıklar yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Nasıl kendisi bir haksızlık? Kendisi bir gün bir şey söylüyor, öbür gün Cumhurbaşkanı tersini söylüyor. Kendisi Kobani'ye selam söylüyor, ertesi gün Cumhurbaşkanı Kobani'ye lanetler yağdırıyor. İşte kendisi çıkıyor PYD'ye bilgi verdik, türbeye gittik diyor. Cumhurbaşkanı PYD terör örgütüdür diyor. Yani kendisi ne söylese Cumhurbaşkanı'nın tersini söylüyor, boşa çıkarıyor. İşte kendisi biz şeffaflık yasası çıkaracağız dedi. Cumhurbaşkanı sen bu yasayı çıkarırsan il başkanı bile bulamazsın dedi, yasayı geri çektiler. Şimdi Sayın Davutoğlu'nun içine düştüğü durum da çok vahim bir durum doğrusu. Kendisinin bu konuya dair bir şeyler söylemesi lazım. Yani bir memnuniyet duyuyorsa valla bizim açımızdan fark etmez. Zaten ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Yani biz arzu ederiz ki güçler dengesi doğru otursun, doğru işlesin. Muhalefet olarak bunu bekleriz. Ama Bakanlar Kurulu tıpış tıpış gidiyorsa ne diyebiliriz ki? Hakan Fidan biliyorsunuz istifa etti MİT Müsteşarı ve çözüm süreci konusunda da önemli görevler üstlenmiş bir isimdir Hakan Fidan. Onun istifası süreçte İmralı ile devlet arasındaki diyalogda tıkanmalara yol açabilir mi? Kurumsal bir işleyiş sürüyor sonuçta. Yani kişilere bağlı olmayan bir süreç. Ben ciddi bir kriz yaşanacağını düşünmüyorum. Öyle bir tedirginliğimiz, kaygımız yok. Yani herkes kendi geleceğiyle ilgili kendisi karar verir. Sayın Fidan da siyasete girmek istiyorsa bir şey diyemeyiz. Yani çözüm süreci riske girer, şöyle olur, böyle olur. Çok bizim değerlendireceğimiz bir konu değil. Kendilerini ilgilendiren, AKP'yi ilgilendiren bir durum daha çok. Sayın Demirtaş çok teşekkürler. Ben çok her teşekkür soruyu ediyorum. Sordum elimden geldiğince. Ben her soruya cevap verebildim mi? O önemli. Verdiniz, benim açımdan tabii verdiniz, ki siz soru sormada ustasınız. Onda diyecek yok. Estağfurullah, sorularımıza cevap verdiniz. En azından kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından özellikle çözüm sürecinde gelinen son noktayla ilgili söyledikleriniz önemliydi. Bir kez daha altını çizelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun. İnşallah hayırlı olmuştur. Bu mesajlarımız doğru anlaşılırsa Türkiye'de iyi işler yapma konusunda bize en azından layıkıyla görevimizi yaptığımız hissiyatı oluşur. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. HDP eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ı bu akşam tarafsız bölgede ağırladık. Programımız burada sona eriyor. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.